Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. 2022'nin ilk programı, özellikle bu senenin hepimiz açısından sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Tabii ki takımlar açısından Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'lu, Antep'li, Rizeli, bütün takımlar açısından da inşallah bu sene fazla önümüzdeki hafta sonu biliyorsunuz lig başlayacak. 7 Ocak itibariyle ligimiz başlıyor. İkinci yarı başlıyor. İnşallah bu sene VAR'ı, AVAR'ı, hakemleri, TFF'yi, MHK'yi çok fazla konuşmayacağımız bir yıl olmasını kendi adıma ve sizler adına temenni ediyorum. İnşallah güzel futbol konuşuruz. İnşallah hakemleri konuşmayız diyelim. Evet, hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Günün öne çıkan satır başlıklarına bir bakalım. Gazetelerde bugün yoğun bir şekilde bazı haberler var. Nedir o haberler? Bir tanesi Edin Visca transferiyle ilgili. Bu transferle ilgili biliyorsunuz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgileniyor tarzı haberler var. Ama tabii Başakşehir'in de belirlemiş olduğu 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Fenerbahçe camiası adına veya Fenerbahçe kısmı adına şunu söyleyeyim. Kesinlikle Fenerbahçe'nin gündeminde bu dönem yok. Daha önceki dönemlerde sık sık gündeme geldi. O dönemlerde transfer gerçekleşmedi. Birçok teknik direktör Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmesi isteklerini yönetime bildirdi ama maalesef o dönemlerde transfer gerçekleşmedi. Şu an itibariyle de Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığını söylemek istiyorum. Genellikle Edin Visca transferinin Trabzon'a daha yakın, Trabzonspor'a daha yakın olduğunu belirtmemiz lazım ama tabii ki ortada 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Ama resmi olarak da Başakşehir'de ulaşmış olan herhangi bir teklif olmadığını da belirtmek istiyorum. 1311 gün nedir diyorum. Sayın Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkan seçildiği tarihten itibarenki süreye baktığımız zaman görevinde 1311 gün. Tabii bu her gün artıyor. Bugün 1312 oldu. Dün itibariyle 1311'di. 1312 oldu. Yarın 1313 olacak. Ama Sayın Başkan'ın döneminde, Sayın Ali Koç'un döneminde tam 345 gün futbol takımında kalıcı bir teknik direktör olmadığını görüyoruz. Ve hala Vitor Pereira sonrası hala bir teknik direktör yok. Ve bu süre devamlı artmaya başlıyor. Artıyor. Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin başarılı stoperi, burada zaten defalarca söyledik. Ajans Spor'da da yaptık haberlerini. Radyo Spor'da da defalarca bunları belirttik. Zalai ile ilgili, Atilla Zalai ile ilgili Liverpool kulübünün ciddi bir teması var. 21 milyon sterlinler falan konuşuluyor. Ama tabii ki bu dönemde Sayın Başkan veya tabii ki gelecek olan teknik direktör bu konuda ne karar verebilemiyoruz ama 21 milyon sterlinlik rakamlar konuşuluyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Luke de Jong transferleri ilgili konuşuyor ama tabii bu transfer kısmına çok fazla girmek istemiyorum Fenerbahçe'de. Neden? Çünkü bir teknik direktör hala belirsizliği var Fenerbahçe'de. Teknik direktör belli olduktan sonra Fenerbahçe'nin biraz daha transfere yöneleceğini söylemek istiyorum. Gazetelerde sık sık transfer haberleri var ama öncelikli olarak Fenerbahçe'nin hedefi şu anda teknik direktör bulmak. Dinleyicimizi alacağım ama biraz bekletmek istiyorum. Galatasaray'la yaprak dökümü yaşanacak gibi gözüküyor. Yedlin'den sonra Asensio, Luyendama, Babel ve Feguli ile yollarını ayırmayı hedefliyormuş Galatasaray yönetimi. Özellikle bu maaş maliyeti ve hem de yabancı oyuncu sayısının düşürülmesinden dolayı böyle bir karar almışlar. Öte yandan Galatasaray Norveçli kanat oyuncusu Ola Sokbanken'i transfer için uğraşıyormuş. Piyasa değeri 400 bin euroymuş. 23 yaşındaki futbolcu. Ayrıca gene Galatasaray'da Yusuf Yazıcı ile ilgili de gelişmeler var. Yazıcı'nın menajeri Fatih Terim'in etkisiyle Galatasaray'ın biraz daha ağır bastığı yönünde açıklamaları var. Trabzon'la ilgili Vakayeme'nin takımla çalıştığını söyleyebiliriz. Hafta sonunda bir sıkıntı olmazsa Yeni Malatya kadrosunda olabileceğini belirtiyoruz. Cenk Tosun zaten biliyorsunuz açıklamalar yaptı. Ajans Spor'da Kartal Yiğit kardeşimiz özel haberi zaten bugün birçok gazetelerde de Ajans Spor'un haberi manşetlere taşınmış vaziyette. Cenk şu anda gelip gelmeme konusunda ilgili net açıklamalar yaptı. Onu da zaten detayını birazdan vereceğiz.
2022'nin ilk dinleyicisiyle beraber de ters köşe açıyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar. Teşekkür. Ankara'dan arıyorum. İsmim Enes. İsminiz? Enes. Enes. Evet Aygün abi, Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani bu medyada ismi geçen teknik direktörler de işte Jorge Jesus, Okan Buruk falan da. Ya bizim ihtiyacımız olan öncelikle teknik direktörden önce bir başkan. Bizim başkanımız yok. Fenerbahçe Maalesef Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Yani 16 bin üzerinde kongre üyesinin seçmiş olduğu bir isim şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Peki şu an olağanüstü bir kongre kararı alsa bu oy sizce 16 bin olur mu? Ben Sayın Başkan'ın olağanüstü kongre kararı alacak bir yaklaşım içinde olacağını tahmin etmiyorum. Yani kongrelerin de bu tarz bir yaklaşımı yok şu an. Ha, istekli olanlar var. Evet, Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye gidilmesi gerektiği isteyen var ama yaklaşık 13 bin üzerinde imzalı, noterden imzalı belgenin toplanması lazım. Fenerbahçe olağanüstü kongreye götürme anlamında. Ama şu anda evet kongrelerin belli bir kısmı bu görüş içerisinde olabilir ama şu an Sayın Başkan yeni dönemin plan programı ile ilgileniyor. Yani bu sene gitti yani değil mi? Gözlerim daha giden bir şey yok. Bak 3 puanlık sistemde tabii ki Trabzonspor çok büyük bir avantajı sahip. Şampiyonluk yarışta Trabzonspor'un yüzde olarak %95'lerde şampiyonluğunu elde etmek üzere olduğunu söyleyebiliriz ama ligde 19 tane maç var. Yani bu sezon itibariyle 19 maç var. 19 çarpı 3 ne demek biliyor musun? Büyük bir rakam. Ya, yani ondan dolayı umudumuz her zaman vardır ama Fenerbahçe'nin gerçekten yani başkanı gerçekten yok. Yani 3,5 senedir bir başkan olarak yani tam ekonomik anlamda yaptıklarına bir şey diyemem. Verdiği çok büyük bir miktarda paralar var. Onu inkar edemeyiz. Ali Koç'un ama yani sportif anlamda, diğer anlamda bir tane de olumlu bir hareketi yok Sayın Ali Koç'un. Hoca konusunda katılıyorum. Transferler konusunda da yani. Ya şimdi transferlerle ilgili tabii ki bazı isimlerde biraz yani her transferin başarılı olma imkanı mümkün değil. Her takımda var bunlar yaşanıyor. Bu sıkıntılar sadece Fenerbahçe'ye ait sıkıntılar değil. Yani birçok iyi transferler geldi ülkemize. Birçok takımlara geldi ama gerekli performanslar alamadım. Bazı isimler var. Sonra o isimlerin gittiği zaman farklı ülkelerde çok daha bir farklı performans gösterdiğini görüyorsun. O belki hoca ile alakalı veya ne bileyim ülkeye alışma anlamında çeşitli şeyler sıralayabiliriz. Bahaneler sıralayabiliriz. Ama şunu söylememiz lazım. Sayın Başkan Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın hoca evet. anlamında başarılı olmadığını söyleyebilirim net. Son olarak Jorge Jesus'un ismi geçiyor. İnşallah olur. Jorge Jesus. Evet, inşallah olur. Yani temennim inşallah olur yani. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Peki, ederim. Çok teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Saatlerimiz 10.09'u gösteriyor. Birkaç dakikalık aramız var. Aradan sonra telefon alalım. Gelen mesajları da okuyacağımı söyleyeyim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Uğur Akay bir mesaj atmış. Abi hakkındaki paylaşımlarla ilgili bilgin var mı demiş. Yok hakikaten sevgili kardeşim. Eğer böyle bir paylaşım varsa bana ait değildir ama sen gene de bana o paylaşımlara linkini veya şey atarsan ben de duruma bir bakarım. Müdahale etmeye çalışırım. Kadir Kancalı, Aygün Bey sağlıklı huzurlu günleriniz olsun. Çok teşekkürler. Programınıza bağlanmak için çok uğraşıyorum ama nafile sevilensiniz. Şunu bir kenara not edin. Şampiyon Fenerbahçe olacak demiş Kadir Kancalı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Aygün abi günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Cihan ben, Ankara'dan. Cihan Bey hoş geldiniz, iyi seneler. Sağ olun size. Herkese mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir sene diliyorum. Amin diyelim, öyle diyelim. Buyurun. Abi şimdi ben şey değinmek istiyorum. Şimdi geçen haftadan beri bakıyorum gazetelere. Bir Vişka bir de Jesus haberleri. Hani böyle birbirlik. Ya Jorge Jesus. Şimdi Jesus'u şöyle bir parantez açalım sevgili Cihan kardeşim. Jesus ismi daha önce Sayın Başkan'ın gündemindeydi. Ta ilk geldi dönemler. Sonra bu dönemde Fenerbahçe teknik direktörsüz kalıp Jesus da gönderilince, boşta çıkınca bir anda tık Jesus yazıldı. Bu sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Hani ben bunu aslında Beşiktaş da hani bir ben haberin gerçekçiliğine inanmıyorum da hani Beşiktaş gitmiş Jesus'a teklifte bulunmuş. Jesus 10 milyon euro deyince geri adım atmış falan filan. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Yani bak inanmıyorum diyorum ben sana söyleyeyim. Bak inandırıcı gelmedi bana.
Evet, inandırıcılığı sıfır. Onu yazanlar hangi kafada, hangi dünyada, hangi paralel evrende yaşıyorlar? Cidden, 10 milyon gibi. Euro hoca istiyor. Jesus'un şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. 8 tane yardımcısı var. Ve bu 8 yardımcısını da kendi bünyesi altında getirme garantisi istiyor. Onu da söyleyelim. Yani 8 artı 1, 9 kişi geliyor Jesus. Yani 10 milyon euronun içinde o para var. Ama tabii 10 milyon euro sadece onunla kalmıyor. Bir de transfer bütçeleri istiyorlar bunlar, biliyorsun. 20-30 milyon euroluk. Yani baktığın zaman Jesus biraz hayal gibi gözüküyor. Ya hayalin dışında benim aslında söylemek istediğim şey şu abi, ilk Jesus için. Şimdi bu adam hani miladını doldurmaya yakın bir teknik direktör. Şimdi zamanında Fenerbahçe miladını doldurmuş halde getirilen bir teknik direktör yok muydu? Aragones. Aragones vardı. Şimdi yani öncelikle bu teknik adamlar, yerli teknik adam olsa cidden sorun etmeyeceğim ama ben Beşiktaşlıyım bu arada. Ama bu Türk futbolunun genel sıkıntısı olduğu için dile getiriyorum. Şimdi yabancı teknik direktörler, bir kere bizim ligimiz dünyada takip edilmiyor arkadaşlar. Yani dünya derbisi, dünyanın en çok izlenen şu derbisi, bu derbisi deniyor da bizim ligimizi dünya bir Allah'ın kulu takip etmiyor. O yüzden ne seyirci olarak ne teknik direktör olarak kimse bunu takip etmediği için bizim ligimizle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiller. Cihan kardeşim. Bizim ligimizi zaten kendi taraftarımız da takip etmiyor. Maçlara aynen. Gelen taraftar sayısına baktın mı? Aynen, doğru söylüyorsunuz yani. Doğru. Hani şu an pandemi var. Hani onu çok fazla şey yapamıyoruz. Dünyanın her yerinde pandemi var ama statlar dolu. Avrupa'da birçok maçlarda statlar full. Evet, ama yok yani onu gene yani bir bahane olarak onu sunabilirim anlamında söylüyorum da. Zaten takip edilmiyor. Yani ben burada başkanlara, yönetim kurullarına ya da o kulübü yönetenlere yani böyle inanılmaz bir şekilde bakış açısıyla bakıyorum. Ya kendi takımındaki ilk 11 yani, ya da şöyle söyleyeyim yani 30 kişilik kadroda, 25 kişilik kadrodaki futbolcuyu bana sırf numaralarıyla sayamayacak adamlar bu ülkede başkan oluyor, yönetim kurulunda üye oluyor. Yani birçok şeyler. İkinci söylemek istediğim nokta da şu abi. Dünyada 8,5 milyar insan yaşıyor. Yani dünyada adam mı kalmıyor da 32 yaşını geçmiş bir futbolcu, Vizca için söz ediyorum, hala gündemden indirilemiyor. Yani vizyonumuz bu mu bizim? Ben anlamıyorum. Ya kötü futbolcu değil tabii ki ama yani onun da artık son dönemleri neden bir Beşiktaş Ekubo'nu istiyormuş mesela. Ya bu adam geldi burada oynadı. Ya başka adam mı yok dünyada? Yani Afrika'ya gidin, ne bileyim Slovakya Ligi'ne gidin, Çek Ligi'ne gidin. Yani ben anlamıyorum cidden. Bu vizyonun, biz bakış açısını neden bir türlü değiştiremiyoruz? Biz buraya bağlı bir insanlar böyle yırtıyorlar kendilerini. Ama bir başkan, bir yönetim kurulu üyesi ya çıkıp da şuraya bağlanıp ya kardeşim siz de haklısınız, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bile demeye teşebbüsünde bulunmuyor yani. Peki. Çok ilginç. Çok teşekkürler Cihan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kendine çok şükür ve iyi seneler. Abdurrahman Keles abi yayınlar. Ben Ankara'dan Abdurrahman abi. Fenerbahçe'nin hoca adayları yüzde olarak kim olur söyler misin demiş. Yani yüzde olarak vermemize imkan yok ama şöyle bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. 6 aylık bir dönem için teknik direktör aranıyor. Yani bundan dolayı hoca konularında sıkıntılar yaşanıyor. Evet, görüşen isimler var ama o isimler bu 6 aylık dönemi pek kabul etmiyorlar. Şu an Sayın Ali Koç ve Sayın Selahattin Baki bu konuyla birebir ilgilenen iki isim. Bu iki isim haricinde yönetim kurulunda olsun, yani kulüp içerisinde çok fazla kişi görüşmelerden haberi yok. Yönetim kurulu içindekilerin de haberi yok. Sadece bu ikili ilgileniyor. Futbolun başındaki Selahattin Baki ile Sayın Başkan Ali Koç ilgileniyorlar. Ama dediğim gibi 6 aylık bir süreç. Belki işte belli bir kısmın Okan Buruk'u getirmek için bir çabası var. Bir kısım İsmail Kartal'la ilgili bazı görüşmeler yapıldığı konuşuluyor ama görüntü 6 aylık süre. Bu süreden dolayı da hoca bulmakta Fenerbahçe zorlanıyor şu anda. Çünkü 6 aylık süreyi kimse kabul etmiyor. Evet, 0212 363 04 34 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağımı belirteyim. Abdurrahman Bey'in de mesajına cevap vermiş olduk. Osman Şenkal, Aygün Bey, Edin Vizca transferi büyük bir ihtimalle bitecek ama Göksel Gümüştay'ı koparırsam kar mantığında. Vizca Trabzonspor'u istiyor. Büyük bir ihtimalle bugün yarın sonuçlanır. Katılıyorum. Geçen hafta Trabzonspor bağlantısı yaptığım zaman da Edin Vizca'nın, hatta hatırlarsanız, menajerle bazı fotoğraflarını paylaştığını söylemiştik. Abdullah Avcı'nın çok fazla istediğini biliyoruz. Ama tabii ortada bir 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Bakalım bu kısmı nasıl çözecekler. Günaydın. 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 Hayırlı günler. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
Muhtemelen benden birkaç yaş büyük olduğun için size Aygün abi demek istiyorum. Aygün abi, ismim Katip Çelebi. İyi günler diliyorum. Sağ olun Katip Bey. Kaç yaşındasınız? Yani Barış Ertuğrul'un yaşındayım, aynı yaşayız. Birkaç yaş büyük olduğunuza göre. Size yaş sorarken şey mi diyorsun? Barış Ertuğrul'un yaşından birkaç yaş mı diyorsun? Yok. Aynı senede doğduğumuz. Ha, aynı sene, anladım. Ama bu bir yıl daha yaşlandınız şu anda, biliyorsunuz değil mi? Bana geliyorsunuz. Evet, aynen. Ama siz, yani ben de olarak tabii. Ben sizden yaşlıyım ama tip olarak, ama sizi fotoğrafta gördüğüm benden daha genç gösteriyorsunuz. Bunu bilin yani. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Aygün sizin abi, sizin de içiniz genç. Buyurun. Ben Trabzonspor taraftarıyım da. Trabzonspor için bir şey demeye gerek yok. Her şey ortada. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Sizden önce Barış abi bir şey anlattı da Fatih'im hakkında. A'dan Z'ye katılıyorum. Onu tasdiklemek için sadece bir şey söyleyeceğim. Siz yıllardır bu işin içinde olduğunuz için senesini de zamanında bilirsiniz. Ben sadece söyleyeceğim ne olduğunu. Herhalde bir milli maçtan sonra Fatih Terim yanlış oyuncu değişikliği yaptı. Maçı da kurtaramadı yanlış oyuncu değişikliği yaptığından dolayı. Basın toplantısında o soruyu ben sordum. Efendim? İstifa sorusunu mu? Yok, istifa değil. Sizin gibi bir saygıdeğer bir gazeteci mi? Basında şey yaptı, soru sordu ona. Arkada. Soru sordu, dedi ki ya böyle dedi, işte böyle yaptınız, hata yaptınız, kabul ediyor musunuz dedi. O dedi ki Fatih Terim de benim adım dedi Fatih Terim dedi, ben ders almam, ders veririm dedi. Orada benim için bitti, yalan yok yani. Barış Ertuğrul de sizden önce tespitlerinde gerçekten de %100 doğru, haklı. Tam son dakikalar olduğu için bağlanamadım Barış Ertuğrul'e. Onun için size bağlandım. Sizin izninizle söylemek istedim. Çok teşekkürler Katip Bey. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi çalışmalar. Sağ olun, çok mersi. Evet, devam ediyoruz telefon almaya. Bugün 11 geçeye kadar telefon alacağımızı söyleyelim. Ve yavaş yavaş da mesajları okumaya devam edelim. Hakikaten baktığım zaman gündem biraz yoğun. Aslında gündemin içine şey de ekleyebiliriz. Yani geçen sene mesela geçen sene takımlarınızla ilgili veya ne bileyim sabah gelirken aklıma geldi mesela, yani en çok beğendiğim futbolcu anlamında veya takımımda görmek istediğiniz futbolcu anlamında da bir soru ekleyebilir miyim dedim. Geçen senenin sizin açınızdan geçen senenin yıldız oyuncusu kimdi? 2021'e damga vuran hocası kimdi? Ne bileyim, damga vuran teknik direktörü kimdi? Damga vuran takımı kimdi? Damga vuran yılın sporcusu kimdi? Tarzında bazı düşünceler içerisinde olduğumu söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi yani bununla ilgili kararı tamamen size bırakıyorum. Benim de kafamda bazı isimler var ama yani hoca anlamına baktığımız zaman Abdullah Avcı benim hakikaten zirveye koyduğum bir teknik direktör. Geldiği andan itibaren yaptığı performansa baktığın zaman, yaptığı yükselişe baktığın zaman, takımı aldığı noktadan getirdiği noktaya baktığımız zaman hakikaten Abdullah Avcı bence geçen senenin teknik direktörü. Geçen senenin takımı şu ana baktığımızda Trabzonspor gözüküyor. Günaydın. Günaydın. Merhabalar, kime görüşüyoruz? Zekeriya Aydın, Aygün Bey, İstanbul'dan arıyorum. Size nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler Zekeriya Bey. İyiyim, siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ederim. Abdullah Avcı'nın üzerine gelmiş oldum, Trabzon taraftarıyım. Katılıyor musunuz dediklerime? Kesinlikle katılıyorum ve bu hafta maç olmadığı için Trabzonlar çok üzgündü. Çünkü bizi alıştırdı galibiyetlere, iyi futbola. Tabii bazı yorumcular, yani bir şey söylemek istiyorum. Trabzonspor'un oynadığı futboldan rahatsız oluyor ama yani şuna da katılmıyorum. Trabzon her oynadığı futbolda, her maçta 3 tane 5 tane atacak diye bir kavram dünya futbolunda. Doğru mu Aygün Bey? Yani ben şunu söylüyorum. İyi oynayıp ligi 2 bitirmek mi önemli? Kötü oynayıp şampiyon olmak mı önemli? Yani bazı maçlarda kötü oynasalar... Kötü oynama hakkı var Trabzonspor'un. Evet. Kötü oynadığı maçları kazanabilen bir takım Trabzonspor. Bak bu çok önemli. Evet, kesinlikle. Abdullah Avcı'ya da... büyük bir saygımız var. Büyük başarılar, iyi şanlı onunla beraber yakalarız. Bu sene ben şampiyon olduk diyemiyorum. Çünkü daha 19 maç var, uzun bir süre. Ama bir adım öndeyiz. Temkinli konuşmak zorundayız. Trabzon taraftarı bazen şeyine kapılıyor. Hissiyatına çok iş bitti gibi görüyor. Ama ben öyle görmüyorum. Çünkü 3 büyük takım var arkamızda. Öyle veya böyle bunlar köklü camialar.
İnşallah işin sonunda gülen biz oluruz. Herkese başarılar dilerim. Size de teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın Zeki abi. Evet, gelen Twitter'a dönelim. Twitter mesajlarına bakalım. Bekir Akıncı abi hoş geldiniz. Galatasaray'da transfer durumu nedir? Aygün abi sol beken konuşuluyor. Doğru, demin oyunla ilgili zaten bilgileri verdim. Aydın Doğan, Aygün abi yalan söylemez demiş. Ne demiş? Seçimde 6500 oy aldı. Bugün seçim olsa onu almayacak demiş. Az Yıldırım'la ilgili tepkiden dolayı Sayın Başkan oy alındığı söylemiş. Devam edelim. Günaydın, yeni yılın kutlu olsun abi. Kim demiş? Mehmet Bey. Beşiktaş, Rıza, Ertuğrul, Sergen ile çalışırken Fenerbahçe, Bülent Uygun neden gündeme hiç gelmedi? 6 aylık içinde olsa yeni hoca gelene kadar demiş. Bülent Hoca'nın ismi hakikaten hiç gündeme gelmedi. Yani duymadım. Sayın Bülent Uygun'un da bu anlamda bir açıklamasını duymadım. Mesela Yılmaz Vural'ın sık sık açıklamalar yaptığını biliyoruz. Hatta Yılmaz Vural'ın, Yılmaz Hoca'nın, sevgili Yılmaz Hoca, çok severim. Dünya tatlısı bir insan. Hatta camiye yakın bazı isimlerle de başkanın kulağına da bazı şeyleri fısıldattığını, gelebileceği yönde mesajlar var ama hakikaten hiç olmadı o isim. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Merhabalar. Merhaba. Aziz Sancak ben. Buyurun Aziz Bey. Spor yazarıyım, Taka Gazetesi. Sabah sohbetinizi dinliyorum. Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz Aziz Bey. Hoş bulduk. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de bağlanayım. İki kelam edeyim istedim. Sağ olun. Buyurun. Şimdi Abdullah Avcı'dan konu açılmıştı. Ben de ona dair bir iki tespitte bulunayım müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Buyurun. Abdullah Avcı bizim Trabzon insanımızı, taraftarımızı aslında bir adım öteye taşıdı. Şu manada biz hep antrenör seçerken işte insanlığına, duruşuna, memleketine, yani futbolun dışında birçok kriterine önem veriyorduk. İşte şuralıysa olmasın, senede çalıştırmış gelmesin, Beşiktaş'ta oynamış gelmesin gibi. Hı hı. Aslında bir teknik direktörden aranması gereken vasıflar bunlar değildi. Bunu Abdullah Avcı ile beraber taraftarımız çok iyi öğrendi. Yani Abdullah Avcı'ya da biliyorsunuz geldiği dönemde taraftarın %50'ye yakın kısmı tavırlıydı. Yani tepkisi vardı. Tepki noktasında değil. Tepki değil. Tepkiye dönüşmedi. Başarısız anlamında mı? Yani Beşiktaş'ta yaşadığı dönemler, işte Başakşehir'deki sıkıntı, milli takım sıkıntısı anlamında mı? Biraz yok, şey yok, vardı. Yok yok. Teknik bilgi olarak değil, başarı olarak değil. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'le olan birlikteliğinin Trabzonspor'un dokusuna uymayacağını düşünüyorlardı. Yani bizden birisi olsun. İşte Ünal Karaman vardı. İşte yine Tolunay Hoca geldi gitti biliyorsunuz. Trabzon altyapısından gelen ya da yurt dışından. Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe gibi. Yani Trabzonspor'un kendisine karşı cephede gördüğü insanlar o gruba dahil birisi olmasın isteniyordu. Hı hı. Aslında bir teknik direktörün bir profesyonel olarak bir gruba dahil olması zaten mantık olarak yanlış. Yani adam profesyonel işini yapıyor. Bu noktada Trabzonspor taraftarını çok başka bir noktaya götürdü. Yani biz anladık ki bugüne kadar söylemleriyle bizi manipüle eden, yani taraftarı manipüle eden insanların aslında bu işi çok sevdiği için söylemediği, bazı yanlışlarını, eksiklerini kamufle etme amacıyla bu üst perdeden konuştuğunu anladık. Yani Abdullah Avcı ile beraber teknik konuşuyoruz, taktik konuşuyoruz. İşte zaman zaman diyor ki arkadaşlar ne yapmaya çalıştım anladınız mı? İşte dörtlüye geçtim, üçlüye geçtim. Veya işte, hı hı. Yani bir şekilde hep saha içinde kaldık. Ben saha içini konuştum. Şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın tabii ki bence en büyük başarılarından bir tanesi medyayla yan yana gitmesi. Trabzon medyası şehirde çok etkin. Yani çok fazla dinamikleri ayağa kaldırabiliyor ve bir anda çok farklı isimler bir anda kendini dışarıda bulabiliyor. O anlamda bence en büyük başarısı Abdullah Avcı'nın medyayla ilişkilerini iyi tutması, medyanın ona destek vermesi. İkincisi tribünlerin her dakika o tribünleri şampiyonluk havasına sokması ve beraber bu yolda beraber yürüyoruz mesajını vermesi. Yani kaybettiğimiz zaman beraber kaybediyoruz, kazandığımız zaman beraber kazanıyoruz mesajını vermesi ve her fırsatta da tribünleri ön plana çıkarıcı açıklamalar yapması ve hala şampiyon olmadık. Daha önümüzde çok maç var. Çok fazla havaya girmememiz gerekir. Konuşmalarını yapması bence çok önemli. Yani iki tane faktör var orada. Bir, taraftarı yanında olması. İki, medyanın yanında olması. Trabzon medyası. Taraftarınız yanınızda olduğu zaman medyada bazı alternatif fikirler de sesler de çok fazla çıkamıyor. Çünkü taraftar biliyorsunuz çok baskın bir güç Trabzon'da. Biliyorum Trabzon'u. Yani o Ünal Karaman'ın
yönetimle yolların ayrıldığı süreçte yaşananları az çok takip ettiniz. Biliyorum, biliyorum, herhalde. Biliyorum, biliyorum. O dönem çok hem biliyorum. Manipüle edilmeye de müsait çünkü sonuç itibariyle orası... Ama geçti o dönemler. Zaten artık şu anda Abdullah Avcı ile beraber Trabzon çok farklı bir noktaya geldi. Bence en güzel lafı dingil denizleri değil azgın dalgaları severim tarzı bir açıklaması vardı. Ben yanlış söylemedim değil mi? Doğru söyledim değil mi? Doğru. Antalya Spor'a gitme durumu vardı. Vazgeçip Trabzon Spor'a dönünce ben durgun suları Karadeniz'in ırçın dalgalarını tercih ediyorum demişti. Doğru. Peki. Çok teşekkür ederiz Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Diliyorum. Sağ olun. Çok mersi. Hakikaten geçen seneye baktığımız zaman yani futbol anlamına baktığımız zaman geçen sene en önemli olaylarından bir tanesi başarılı anlamında Sayın Abdullah Avcı ve Trabzonspor Kulübü'nü birinci sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci sırada da bence geçen senenin unutulmazların başında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu verdiği kararlar ve VAR sistemi var. VAR sisteminin çok fazla devreye girmediğini, VAR hakemleri bir hafta sonra maç alayım diye çok fazla konuşmadıklarını geçen sene çok fazla konuştuk. İnşallah bu sene bu konuları çok fazla konuşmayız. Unutulmayacaklardan bir tanesi de VAR ve AVAR PFDK vermiş olduğu kararlar ve Türkiye Futbol Federasyonu zaten baştan aşağı verdiği kararlarla hepimizi şok eden birçok şeylere imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu. Günaydın. Günaydın. Alo. Merhabalar. Merhabalar Aygün Bey, günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben Erol Çanak, Mersin'den arıyorum. Erol Bey, hoş geldiniz. Belediyede çalışıyorum, hoş bulduk, devamlı arıyorum. Sağ olun. Sağ olun, iyisiniz değil mi Erol Bey? Teşekkür ederim. İşler nasıl yoğun mu belediyede? Çok yoğun, temizlik görevlisiyim. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Çok zor hakikaten işiniz, buyurun. Sahili temizliyorum. Doğru. Tabii temizlik yaparken de sizleri dinliyorum. Geçenlerde de katıldım birkaç sefer. Biraz kızgınım, kırgınım demiştin. Unuttuklarım var demiştin. Onlar mı aklınıza şimdi... geldi? Aradan bir yıl geçti. Bakın Erol Bey, aradan bir yıl geçti. Yok. Bu arada yeni yılınız hem sizin hem Radyo Spor'un tüm Türkiye'nin kutlu olsun. Sağ olun, sizin de aynı şekilde. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya Aygün Bey, biraz önce genç kardeşimiz bağlandı. Başkanımız yok derken. Başkanımız yanlış işler yaptı. Aynen, hani burası aynen. Yanlış işler yaptı. Hataları oldu. Bunu da kabullenip bırakması gerekiyor. Neden bırakması gerekiyor? Bu bir erdemliktir. Yani yapamadınız. Benim için de demin bir abi bağlandı dedi Trabzonlu. Benim için Fatih Terim o gün bitmişti. Benim için de başkanın megafonu alıp konuşması bitirdi beni. Yani bir başkan megafonu alıp da çıkıp konuşamaz ya, böyle hani yapamaz. Yıllardır 20 sene biz Aziz Yıldırım'ı gördük. Megafondan konuştu mu hiç? Konuştu. Tamam, esti. Konuştu. Megafondan mı? Konuştu. Bilmiyorum. Konuştu. Konuş Samet falan gibi şeyler. Konuştu. Yo, o Konuş Samet'in ayrıca megafonlar falan da konuştu. Evet, ben kaçırmışım olabilir. Konuştu. Ya şöyle söyleyeyim Aygün Bey. İstersen soru cevap kısmıyla gidelim. Buyurun. Ya Fenerbahçeliyim ben. Gerçekten diyorum. Fenerbahçe'nin kalecisi ben takmış vaziyetteyim. Belki olamaz. Yani şey de olamaz. Fakat kalecimiz... Altay. Evet. O da olamaz. Altay bence şampiyon... çok iyi bir kaleci. Altay aynı zamanda milli takımın da kalesini koruyan kalecilerden bir tanesi. Tabii. Bak, eleştiri anlamında demiyorum. İyi bir yedek kaleci olur. Şimdi Muslera'nın bak yedeği yok, tartışıyoruz, doğru mu? Şimdi diyelim ki iyi bir hoca getirdik. Diyecek ki hoca ben bu kaleciyi istemiyorum. Çalışmazlar çünkü. Atıyorum bir Mourinho. Son dakika gelince... gelişmesini verebilir miyim? Çok özür diliyorum sizden, evet. Erol Bey. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir bilgilendirme geldi. Başkanımız Ali Koç'un COVID-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup izolasyon ve tedavi süreçleri evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız demişler. Şimdiden de Fenerbahçe Spor Kulübü ve Sayın Başkan Ali Koç'a da geçmiş olsun diyelim. Sayın Başkan Ali Koç'un COVID-19 testi pozitif çıkmış. Buyurun efendim. Buyurun. Tabii bu aracılıklarına geçmiş olsun diyorum. Sağlık her şeyden önemli. Evet. Ya kalecimiz belki olmaz. Bu bir kere 2-2-4. Nazım Sangale sağ bek, işte Novak sol bek, Ferdi Kadıoğlu'yu sağ açık sol açıktan tutup sağ bekte oynatamazsınız. Artı ya siz de futbolu biliyorsunuz, ben de az çok bildiğimi tahmin ediyorum. İrfan Can'ın sağ kanatta oynadığı nerede görülmüş Aygün Bey? Maalesef. Ya bana bir ben maalesef kaçırdım mı bilmiyorum. Ben mi yanlış biliyorum bu futbolu? Ya orta sahada oynar, forvet arkası oynar bu İrfan Can arkadaşımız. Fakat yanlış yerde oynatıldığı için ıslıklanıyor, yuklanıyor.
Bir de bu 9 kişi kalma mevzusu var işte. Hı-hı. Yenemediğinizden dolayı taraftar tepki gösterdi. Yoksa işte o gün gol sevincinde falan abartmış olabilirler. Karagümrük maçını diyorsun. Fatih Karagümrük 9 kişi kaldıdan maçı. Doğru söylüyorsun sen. Tabii tabii. Yani bunlar olabiliyor. Hı-hı. Bir de Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu yok. Bakın kimi getirirseniz getirin. Gelecek kişiyi ben size söyleyeyim. Ya İsmail Kartal gelecek, yarım kaldığı bir iş diyecek. Veya aman ben bu yarım kaldığım işten istemiyorum. Her yarım kaldığım işi tamamlamaya geliyorum, gelmesin. Gözünü seveyim. İşte biz bunu istemiyorum. Ben bir Fenerbahçeli olarak ne söylüyorum? Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Kongre üyesiyim. Seçim dönemine gidip oyumu atıyorum. Hiç kimseye de bağlı değilim. Ama şunu söyleyeyim. Her gelen yarım kaldığı işimi halletmeye geliyorum demesin. Gözünü seveyim ya. Ne olur demesin. Kesinlikle işte Aygun Bey, ben de size katılıyorum. Yani burası yarım kalan bir yer değil. Burası deneme taktası değil. Burası bir esnaf, manav, bakkal gibi yönetilen bir yer değil ya. Koskoca 30-35 milyon Fenerbahçe taraftarı olan bir kulüp. Yani Canlar, Fikretler, Lefterler, işte Rıdvanlar, ne bileyim anıtı dikilen bir Alex'imiz, kralımız var ya, biz bunları seyrettik. Tuncaylar, Apyaylar, Van Hoydonklar, ama ben Hasan Ali'yi 8 yıl seyrettim ya. Sadece taç atarak 8 yılını geçirdi bu insanlar. Bu ülke futbolunda Baki Mercimekler oynadı, Hüseyin Cimşirler oynadı, ne bileyim Tarık Çamdarlar oynuyor. Ya biz bunları çok büyüttük, çok şeye getirerek transfer yapıldı. Hala oynayanlar var. Ya yemin ediyorum Fenerbahçe burası ya. Yani Ferdi Kadıoğlu tamam formda olabilir ama Fenerbahçe'nin topçusu değil bunlar. Bakın biz de, ben de buradayım, siz de buradasınız. 5 senelik anlaşma yapıldı diyor. Bilmiyorum doğru mu Aygün Bey? Kimle? Ferdi Kadıoğlu'yla. Ferdi ile anlaşmada bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim. Berke ile ilgili kaleci konusuna birazdan gireceğim. Ajanspor.com'da ben iki tane özel haber yazdım. Onları da birazdan detayına vermeye çalışacağım. Ajanspor.com sitesinden de haberleri okuyabilirsiniz. Son cümleni yazdım. Çok fazla dinleyici var çünkü. Son cümlenizi alayım. Tabii ki herkesten özür diliyorum. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar Aygün Bey. Sağ olun Erol Bey. Size de kendinize çok çok iyi bakın. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Hakikaten çok zor bir görev üstlenmiş durumdasınız. Allah yardımcınız olsun diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan önce tekrar söyleyeyim. Sayın Başkan Ali Koç'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Daha önce biliyorsunuz gene yakalanmıştı Sayın Başkan. İkinci kez koronavirüse yakalandı. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hem Sayın Başkan Ali Koç'u hem de Fenerbahçe camiasına çok geçmiş olsun diyoruz. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam ediyorum. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, son dakika gelişmesini bir daha söyleyelim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ikinci kez koronavirüse yakalandı. Daha önce biliyorsunuz Sayın Başkan Ali Koç COVID-19 testi pozitif çıkmış ve tedavi görmüştü. Yeniden Sayın Başkan COVID-19'a yakalanmış ve testi pozitif çıkmış. Günaydın. Günaydın. Aydın Aygün abi. Merhabalar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Şahin ben abi. Şahin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galatasaray taraftarıyım. Buyurun Şahin Bey. Nasıl gidiyor takımın durumu, nasıl? Memnun musunuz? Geçen seneyle ilgili neler söylersiniz Şahin Bey? Kesinlikle geçen senenin bence en takımı Galatasaray diyorum ben. En iyi takımı. En iyi takımı değil. Ender arasında ama en kötüdür. Ha, anladım pardon. Ben en iyi anladım. Buyurun. Abi öncelikle Sayın Ali Başkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifa versin. Amin. Bütün hakikaten bu ara çok yaygınlaştı. Sosyal medyada da bakıyorum. Sevgili Şahin kardeşim sözünü kestim ama ve etrafımızda da artık iyice çember daralmaya başlandı. Aşımız olalım mutlaka ve maskemizi hiç çıkarmayalım. Hala maske takmayan bir sürü insanlar var toplu taşımalarda. Uyarılara rağmen hala takmıyorlar maalesef. Buyurun Şahin Bey. Abi öncelikle ben buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi bazı taraftar kesimi özellikle bazı gruplar var. Galatasaray taraftarı içinde bulunan. Bunlar statta da kendini belli eden taraftarlar. Burak Elmas'ı şiddetli bir şekilde istifaya davet ediyorlar. Niye istifaya davet ediyorlar? Ne yaptı Sayın Burak Elmas? Ben çok merak ediyorum. Şimdi 6 aylık süre içerisinde Sayın Burak Elmas ne yaptı? İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada Burak Elmas'ın istifaya davet edecek hiçbir durum yok. Çünkü Burak Elmas zaten daha yeni gelmiş bir başkan.
ve zorlu bir, biliyorsunuz. Valla akıl tutulması yaşıyorum, biliyor musun? Ben duydum, gördüm de akıl tutulması yaşıyorum. Açık söyleyeyim Sayın Burak Elmas'la ilgili. Bunu davet eden kişilerle ilgili açık ve net söyleyeyim. Ne yaptı Burak Elmas? Bana çıksın bir anlatsın, ne yaptı? Ya işte biz de onu bekliyoruz. Hani bu istifaya davet edenlerden bir tanesi gerçekten desin ki Burak Elmas'ı biz bu yüzden İstifaya davet ettik. İstifaya davet ediyoruz. Evet, Burak Elmas'ın benim gözümde şöyle bir hatası vardı. Daha önceki yönetimdeki davranışları gibi, misal hatırlarsınız. Abdullah Emal Bayrak, işte elimizde şunlar var, bunlar var. Var kayıtları. İşte, var kayıtları var, bunlar açıkları gibi ortaya bir deli saçması bir şey yapmıştı. Şimdi Burak Elmas da hani Sayın Nihat Özdemir ile ilgili polemiğe girdi. Yani bazı şeyler söyledi. Onu çıkıp açıklamadığından dolayı mı? Evet. Yani madem böyle bir şey var, açıklayacaksın bunu. Yok ben şöyle yaparım, böyle yaparım deyip de kenara çekilmeyeceksin. Yani burada evet, hatalı. Ama onun dışında ben zaten yeni gelmiş başkan. Daha bazı şeylere adapte olmamış olabilir. Bazı şeyleri göremiyor olabilir. O yüzden biraz süre tanımak lazım diye düşünüyorum. Bence burada istifa edecek de bu kişi kesinlikle Fatih Terim olmalıdır. Eğer bir istifa olacaksa, ben Burak Elmas'ın istifasından taraflı değilim. Yani inanıyorum da Burak Başkan'ın önümüzdeki senelerde iyi şeyler yapacağına. Valla ben Sayın Burak Elmas'la ilgili ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Şahin kardeşim? Abi son olarak da şey söylemek istiyorum. Az önce bir abi, belediye çalışan abi katılmıştı programda benden önce. Hani kaleci profilini anlatmış, Altay'ı beğenmediğini söylemişti. Evet. Ya ben de şey soruyorum, acaba hani Altay'ı beğenmediğine göre nasıl bir kaleci profili var? Çok merak ediyorum. Altay, kaleci Altay birebirlerde çok iyi. Biraz abi yan ben, yan toplarda zayıf, zafiyeti var. Onu da yavaş yavaş atlatmaya çalışıyor ama Altay hakikaten Uğurcan gibi, hakikaten Türkiye'nin çok en iyi kalecilerinden bir tanesi. Kesinlikle abi. Muslera'nın ilk 5'in içerisinde. Muslera'nın ilk geldiği sene ilk 2-3 hafta 7 golleri hatırlayalım. Başakşehir'den elinden yandan yan topu kaçırıp yemişti. Doğru. O yüzden Altay benim gözümde çok iyi bir kaleci, genç ve başarılı bir kalecidir. Peki. Teşekkür ederim abi. Yayınlar. Sağ ol Şahin kardeşim, kendine çok çok iyi bak. Burak, Sayın Burak Elmas'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Sayın Ben Başkan'la daha önceki dönemlerde sohbet etmedim, açık söyleyeyim. Sadece onun yapmış olduğu konuşmalara kulak şahit oldum. Yani o konuştuğu zamanlar dinleme fırsatım oldu. Bir de Spor Yazarları Derneği'nde bir gecemiz vardı. Dinleyicimizi alacağım ama günaydın. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. 30 saniye bekletebilir miyim sizi? 30 saniye. Beklerim abi, beklerim. Sayın Burak Elmas da Sayın Ali Koç'u bizim organizasyonumuza beraber gelmişlerdi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bir organizasyonu. Orada biraz dinleme fırsatı buldum. Hakikaten projeler anlamında çok güzel düşünceleri var. 6 ay içerisinde bir kulüp başkanının istifaya davet edilmesi bana hiç akıllıca, mantıklıca gelmiyor. Onun altında farklı bir şeyler var. Onu söylemek istedim. Bence Burak Elmas uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık yapacak, bilgiye, beceriye ve birikime sahip bir insan. Günaydın, buyurun. Kimle görüşüyoruz? Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi Bursa'dan ben Murat Şahin. Kaleci Murat Şahin'i hiçbir yerden yoktur. Bunu daha önce yaptım ama. Geçen sene, aradan bir sene geçti. Aynı şey yapmaya gerek yok sevgili Murat. Olsun abi, yine karışık olmasın. Buyurun. Abi küçük bir şey söyleyip kapatacağım hemen. Tamam. Abi şimdi bugün Fatih Hoca'ya küçük bir sistemim olacak. Kendisini çok seviyorum ama ya şu İsmail Çiftepe ne buluyor ya? Ya orada Fatih Hoca, o adama neden şans vermiyor? İsmail Çipe Galatasaray ancak korumalığını yapar. Başka hiçbir şeyini yapamaz. Ne zaman bir kavga çıksa bir dakika İsmail Çipe hep orada. Hep böyle bir dalaş içinde. Tamam. Ben şu Fatih Öztürk'e bir kere şans verirsin ya. Peki. Ben adamı çok beğenirim, çok da güvenirim adam abi. Peki. Çok teşekkürler. Sağ ol abi. Ekleyeceğim başka bir şey yok galiba, değil mi? Peki. Canım, çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Kafalardan seken top. İyi yayınlar abi, Aygün abi. Şu fikstüre bakar mısın? Salı günü Karagümrük, Cuma günü Malatya maçı verilmiş. Şaka mı bu? TFF Beşiktaş'a karşı olduğunu bu kadar belli etmesin. Kim kime hakla bunu belirliyor? Komedi filmi sanırım bu demiş. Kafalardan seken top. Saatlerimiz 10.43'ü gösteriyor. Telefon almaya devam edeceğim. Söyleyeyim, 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu belirteyim. Yoğun bir gündem, çok fazla 2022 çok yoğun bir gündemde giremedik. Çünkü biliyorsunuz bu hafta sonu maçlar oynanacak. Yeni yıldan yeni çıktık zaten. Yeni yıla yeni girdik. Eski yıldan yeni çıktık. 2022'nin ilk pazartesi. Günaydın. 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 Merhabalar. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Osman Şahin, İstanbul. Buyurun Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şey için aradım. Bu Galatasaray taraftarıyım. Hı-hı. Galatasaray'da şimdi ligde kötü bir gidiş var. Başkanın istifası ile ilgili mi? Hani davet edilmesine dolayı. Hem başkanın istifası hem Fatih Terim. Şimdi başkanla Fatih Terim sezon başında bir yeni yapılanmaya gideceğini söylediler. Doğru. 3 yıllık bir yapılanma. Doğru. Şimdi taraftarda ben şunu anlamıyorum yani. Tamam. Fatih Terim istifa etsin, başkan istifa etsin. Ya yerine kim gelecek yani? Guardiola mı gelecek? Yani Fatih Terim gidince ne olacak? Ben birincisi bu. İkincisi de şimdi mesela bizim taraftarda şöyle bir şey var. Diğer takımlarda da oluyor bu. Şimdi Galatasaray yeniliyor mesela. Taraftarda şöyle bir şey oluyor. Sosyal medyada da olsun, arkadaş ortamında da. Hı hı. Ya işte böyle yenileceğimize gençlerle oynayıp yenilelim diyor. Ya gençlerle oynuyorsun, yeniliyorsun. Ona da itiraz ediyorsun. Ya yani taraftarda da bir şeylik var yani. Ne yapsan yaranamıyorsun. Tamam, bir yeni yapılanmaya gidiliyor. Galatasaray gerçekten şimdi birkaç tane futbolcu gündemde gönderilmesi, Babel, Feguli falan. Bunlar da giderse tamamen 25 yaş altı gibi bir kadro oluşuyor yani aşağı yukarı. Yaş ortalaması, doğru mu? Doğru. Yani bu Feguliler, Babeller de giderse. Hı-hı. Biraz daha gençleşecek anlamda. Yani 15-20 tane futbolcuyu alıp aynı sezonda şampiyon olmak, yani hepsi de genç olmak, yani bu imkansız yani. Bu kadar kolay değil bazı şeyler yani. Gerçekten takımın oturmaya ihtiyacı oluyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Antrenmanlara da takip ediyorsunuz, futbolun içindesiniz. Yani hani bir gençleşmeye gidip de 10 tane 12 tane yeni futbolcu alıp yani bununla hemen şampiyon olmak, başarı beklemek yani. Osman Bey şöyle söyleyeyim, çok büyük değişimler çok başarı getirmiyor. Ama bir zamana ihtiyacı var. Aynen. Yani bunun için senin en az işte Sayın Fatih Terim'in ve Sayın Burak Elmas Başkan'ın söylediği gibi, Fatih Hoca'nın ve Sayın Başkan'ın söylediği gibi, yani 2 yıllık 3 yıllık bir sürece ihtiyaç var. Doğru mu? Evet. Yani buna sabretmemiz lazım. Şunu söyleyeceğim bir de. Sabır yok taraftarda. Mesela tamam, sportif başarı olmayabilir. Ben gayet normal karşılıyorum olmayışını ilk sezonda. Ama mesela şöyle düşünecek olursak, Galatasaray bu büyük maliyetli futbolculardan da kurtulursa en azından elindeki futbolcuların da bir piyasa değeri olmuş olacak. Yani bugün işte genç futbolcularımızın değeri arttı bana göre. Yani Kerem Aktürkoğlu olsun, ondan sonra ne bileyim diğer Çigıldao falan, bunların hepsi gelecek vaat ediyor. Hı hı. Şu anda mesela atıyorum Beşiktaş'ta ya da diğer takımlarda kiralık futbolcu var. Yaş ortalamaları yüksek. Yani elinde bir maddi... Marutan gibi, Çikaldağ gibi, Kerem gibi, Halil gibi, o anlamda evet. Söylüyorsunuz. Bunlardan ileriki dönemlerde büyük paralar elde edilebilecek bu gençleştirmeden sonra demek istiyorsunuz. Tahmin ediyorum. Doğru mu anlamadım? Aynen öyle yani. Yani biraz sabır diyorum yani. Ya her şeyi böyle boyacı küpü değil yani. Hemen taraftar istiyor ki yani gençleştik, bu gençler çıksın ligi domine etsin. Ya böyle ya kolay değil yani bazı şeyler. Peki. Ya bunun için şey yaptım yani. Peki. Aradım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, saatlerimiz 10.47'yi gösteriyor. Biraz mesaj okuyalım. Son birkaç telefon alacağız. Birazdan bir kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra bir iki telefon alacağız. Adem Göktaş abi günaydın. Başkan maalesef gene aynı hatalar yapıyor. Hala teknik direktör yok. Federasyon desen ayrı dünya. 7 dünya liginde lig açılıyor. 12'si de transfer açılıyor. Bizim her şeyimiz ters maalesef demiş Adem Göktaş. Doğru söylüyor. Ligimiz 7'sinde açılıyor. Ama transfer, iç transfer da ayın yani 12'sinde transfer dönemi, kış transfer dönemi ayın 12'sinde başlıyor. Yani ligimizin ikinci haftasında yeni transfer edeceğim futbolcuyla görüşmeler başlayacaksın. O tarihten sonra kadroya sokacaksın. Bir haftayı da geçirmiş oluyorsun. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Aygün abi günaydın. İstanbul'dan Mustafa ben. Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi seneler diliyorum. Size de aynı şekilde. Mevla'ya da sana bağlattığım için bu yeni senede şükürler diliyorum. biz de aynı şükrü söyleyelim. Mustafa Bey'in sesini duyduk. Bizim için de şükür. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu nasıl bir hasrettir abi? 6 aydır sana bağlanmaya çalışıyorum yani. Abi Galatasaray taraftarıyım. Katılıyor musun peki bağlananların görüşlerine? Ya şöyle düşünüyorum abi, ben kendi fikrimi tabii belirtmek istiyorum. Bence atlanan bir nokta var. Galatasaray'ın ben kadrosunun genç olduğunu kabul ediyorum. Deneyimsiz, tırnak içinde kabul edeyim ama yani Galatasaray'ın kadrosu şu anda Konyaspor'dan kötü mü Aygün abi? Sana sorayım ben. Galatasaray'ın oynadığı oyun Konyaspor'dan iyi mi? Değil.
Değil, Adana Demirspor bence Galatasaray'dan daha iyi top oynuyor. Daha iyi. Yani hani kadrosu biraz daha iyi, kusura bakma. Bakın Adana şöyle Demirspor bir örnek kadrosu vermek istiyorum. Hani Fatih Terim fanları arkadaşlar. Ben de biz de Fatih Terim'i seviyoruz. Efsanemiz, kabul ediyoruz. Ama bugün bakın Tottenham gibi bir takıma ne teknik direktörler geldi. Kadro aynı kadroyken oynatamadı. En sonunda Antonio Conte geldi takımın başına. Bir futbol oynuyorlar. Yani öyle bir değişim, öyle bir dönüşüm var ki aklımız almaz. Yani futbolda teknik direktörün takıma etkisini çok hafife alıyoruz biz. İyi bir teknik direktör bu Galatasaray'ın kadrosunu yani %50 daha iyi top oynatabilir. Ancak Fatih Terim'in gölgesi Galatasaray'ın üstünde olduğu müddetçe Galatasaray'da herhangi bir teknik direktörün başarılı olmasına ihtimal yok. Bunun Fenerbahçe'deki karşılığı da... Veya başkanın da olabilir mi? Yani başkana o kadar yükseleceğini zannetmiyorum. Burak Elmas şöyle bir kumar oynadı bence. Ben Fatih Terim'le büyüyeceğim. Fatih Terim'le geldim. Biliyorsunuz. Ama seçime getiren etken Fatih Terim'le onu devam edecek. Onu kullandı. Çünkü başka türlü seçilme şansı olmadığını biliyordu. O rüzgarı arkasına aldı. Ama bence yani çok doğru bir hamle değil. Bence teknik direktörler değişebilirler. Bunu Fenerbahçe'de bu hatayı Rıdvan Dilmen'de yapıyor. Bana göre Vitor Pereira'yı Rıdvan Dilmen gönderdi. Canlı yayınlarını izledim. Resmen böyle... Vitor Pereira'yı gönderen kim biliyor musun? Ya bir kamuoyu oluşturuldu. Kim ve sence? Kim sence? Bence. Değil. Kim sence? Ya bence Rıdvan Dilmen. Kendisi. Ya abi bu Vitor Pereira aynı ben Igor Tudor'a benzetiyorum. Bak kendi kendini gönderdi Vitor Pereira. Çok kötü bir teknik direktör, çok kötü bir taktisten değil bence. Ama Fenerbahçe kaosların takımı olduğu için Fenerbahçe'nin bu tarafını açıkçası çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Yani her zaman market değeri çok yüksek bir takım. Kaos olmadan da Fenerbahçe olmadığı için kaosa kurban gittiğine inanıyorum. Bence Vitor Pereira Fenerbahçe çok kötü topa oynatmadı Aygün Bey. Ben Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Fenerbahçe biraz da şanssız da açıkçası. Yeni bir şeyler denedi ama kamuoyu baskısı. Çünkü takım çok uzun zamandır şampiyon olmamış. Her daim başarı istiyor. Her daim olaylarla anılıyor. Bence yani şey geldi. Fazla geldi ama bence Vitor Pereira da kötü teknik direktör değildi. Fenerbahçe'nin kalibresindeydi. Bence mesela Igor Tudor da Galatasaray'ın kalibresindeydi. Ama Fatih Terim orada olduğu müddetçe konuya dönecek olursam Igor Tudor başarılı olamadı. Kim de gelse başarılı olamaz. İnanın buna. Çünkü Fatih Terim orada kenarda beklerken olmuyor. Fatih Terim'in bize en büyük Galatasaraylı'yı yapıp yani bir siyasi lider gibi davranmayı bırakıp ben Galatasaray'a vereceğimi verdim. Bundan sonra aynı Alex Ferguson gibi düşünün. Tribüne çıkıp oradan bizi destekleyip oradan atıyorum Okan hocamız olur. Galatasaray teknik direktör konusunda kısır bir takım. Bence iyi teknik direktörler çıkartamadı. Bu konuda Beşiktaş çok iyi. Bence Galatasaray'ın eksiği var ama şu anda mesela ben Okan Buruk'u görüyorum. Okan Buruk'u getirip ona devir pesliği yapıp yani istifa ederekten değil de ben artık teknik direktörlük zirvede bırakması lazım diyorsun. Tabii ki sportif direktör mü olacak? Kulübün yani nesi olmak istiyorsa gelsin başımızın üstünde. Zaten heykelini dikeceğiz biz onun. Bu garanti %100 doğru mu? Galatasaray'da şu anda yaşayan birinin heykeli dikilecekse bu Fatih Terim'dir. Peki. Ve biz de gururla dikeriz. Ama abi, Fatih Hocam bize de artık müsaade et. Biz de biraz sevinmeye hakkımız var. Peki. Modern futbol hocamızın artık kafası modern futbol seviyesinde maalesef peki. Biz bunu kabul ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Hasan Kurt Bey demiş ki 4 yıldır vizyon resitali yapan başkan demiş bir hoca bulamaması beni çok da şaşırtmadı demiş Hasan Kurt Bey. Mustafa Şahin demiş ki Yener Aygün abi damga vuran hoca Sergen Yalçın'dır ve lige damga vuran takım Beşiktaş, ligin en iyi futbolcusu Gezal demiş, Trabzon'da şampiyon olamaz demiş Mustafa Şahin. Günaydın. Alo. Günaydın abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Hamburg'dan Burhan Bey. Hoş geldiniz. Hamburg'a sevgiler, merhaba. Saygılar. Buyurun abi. Sizde çok şikayetçiyim. Hayırdır inşallah. Abi telefona çıkmıyorsunuz ya. Bir senedir uğraşıyorum arabayı. Geçen seneden beri ama işte bir sene oldu, doğru söylüyorsun. Aradan. Ya ben sana özel bir numara vermiştim Burhan, oradan ara diyorum. Sen niye şey yapıyorsun şimdi, neyse. Özel i̇şte bir numara ben vermiştim. Ben de o yüzden aramıştım.
yurt dışı için ekstra bir hat açamaz mısınız ya? Ha, Türkiye'de 80 milyon insan var. Biz ulaşamıyoruz işte yurt dışında. Doğru Burhan. Vallahi onu söyleyeyim ben. Hakikaten şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Doğru söylüyorsunuz. Doğru haklısınız. Bir yurt dışı için ekstra bir hat. En azından yurt dışındaki insanlarımız... Bizi dinleyen Ümit Özcan'a buradan bilgi verelim. Ümit Bey bizim koordinatörümüzdür. Ümit Özcan Bey duyuyorsa bununla ilgili ilgilensin lütfen diyorum. Buyurun lütfen. Burhan Bey. Buyurun Burhan lütfen. Bey. Lütfen. Buyurun. Abi ben Fenerbahçeliyim ve gerçekten çok üzgünüm. Yani fanatik demeyeyim de yani çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz burada arkadaşlarla. Ve bu gidişat gerçekten hiç iyi gözükmüyor bizim için. Yani koskoca Fenerbahçe eskiden böyle bir teknik direktör gittiğinde 1-2 hafta sonra tak yeni teknik direktör geliyordu. 1-2 hafta mı? 1-2 hafta mı? 1-2 gün sonra gelirdi valla. 1-2 haftayı 1-2 gün sonra gelirdi. Genellikle öyle. Ama Sayın Ali Koç'u da çok seviyorum gerçekten. Hamburg'a geldi bir ay önce. Hamburg Denizli'nin açılışı vardı. Ne konuştu orada? Hemen gazeteciliğimi yapayım. Ne konuştu orada? Ne anlattı başkan? Valla... Ben gitmedim ama en yakın arkadaşlarımdan biri gitti. Fazla da bir şey konuşamadı gerçekçesi. Çünkü oraya geldi ve çok da saygısızlık yaptılar orada. İşte kimse affedersin takmadı orada. Yanlış tabii. Ya oraya geliyor, dernek açılışına geliyor, buradan gidiyor. Yanlış. Aynen. Bir daha da zannetmiyorum geleceğini. Çünkü yani konuşma yapmak istedi, çok sesliydi, kimse susmadı. Ekstra böyle bir bardağa vurmak zorunda kaldı tabağa. Ses sussun diye herkes. Yani hiç iyi bir görüntü yoktu orada da. İşte Sayın Başkanımız çok seviyorum. Çok büyük bir insan yani Türkiye açısından da. Ve böyle devam ederse kendi saygısını da kaybediyor. Son sorum Almanya medyası Türk üzerinden olsun. Burhan Bey son sorum şöyle olsun. Löw ve Daum'la ilgili Almanya'da çıkan bir haber var mı Fenerbahçe ile ilgili? Löw ve Daum'la ilgili. Vallahi medyada okudunuz mu Alman basınında özellikle? Yok işte hiçbir yerde yazmıyor. Links taktik. Hiçbir yerde yazmıyor. Genellikle ben bir sayfamı okuyorum ve orada hiçbir şey yazmıyor. Daum'dan ve Löw'den de genellikle hep bakıyorum Löw'le ilgili bir haber çıkıyor mu diye. Ben çok istiyorum Löw'ün de gelmesini. En azından Mesut Özil'le beraber bu takımı yönetebilir ve ondan sonra hatta Mesut Özil'i kendinden sonrasına yetiştirebilir diye düşünüyorum ama gerçekten hiçbir şey yazmıyor Alman gazetelerin. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Burhan Bey? Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Burhan Bey? Vallahi inşallah şu teknik direktör olayını bu hafta açıklarız. Adana maçına da teknik direktörsüz çıkmayız. Çünkü gerçekten artık çok kötü yere doğru gidiyor. Peki. Çok teşekkürler. Doğru gidiyor. Sayın Başkanımıza da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Peki çok teşekkürler saygılar kendinize çok teşekkür ederim. Yurt dışı hattını açın lütfen yurt dışı hattını açın. Peki açalım söylerim. Çok teşekkürler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşeye devam edeceğiz. Son 1-2 telefon alacağız. Ondan sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz aradan sonra. Çok kısa bir ara. Evet hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Tahmin ediyorum düştü dinleyicimiz. Yoğunluk olunca... Engin Öztop, iyi yayınlar abi. Ali Koç hala neden hoca bulamadı demiş Engin Öztop. Instagram'a döndüm. Fırat Çiftçi 2022'nin ilk programında yine başlatan Ali Koç'un avukatlığını alkışlıyorum seni demiş Fırat Çiftçi. Ne avukatlık yaptım onu anlamış değilim ama günaydın. Günaydın abi. Adım Ramazan Beşiktaş taraftarıyım. Buyurun abi. Ramazan Bey. İyi seneler abi. Sağ olun size de iyi seneler. Buyurun. Abi ben Beşiktaş hakkında iki konuda tabii konuşmak istiyorum. Abi bu vida ne kadar alıyordu? Vida'nın maaşı ne kadar? 3.7 milyon diye biliyorum. 3.7 diye duymuştum. Öyle yanlış. Yani 3.250 ve 3.7. Abi bence çok alıyor. Yani bu sene de sezonu bitiyor. Bence onu yenilemek lazım. Yani onu göndermemiz lazım. Çünkü ben toplam bu ilk yarı 19 tane maç oynandı. Hepsini izledim. Her maçta hata yapmış. Her maçta bir tane hatası var. Ben beğenmiyorum Vida'yı. İkinci soru da Sergen Yalçın neden taraftarlara veda mesajı yapmadı? Çünkü Sergen Yalçın çok kırılgan bir adam abi. Bence biraz zamana ihtiyacı var. Bir şey de yurt dışında. Onun için yapmamıştır abi. Olabilir. Ben bunları çevirmiştim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler abi. Ramazan Bey. Kendine çok iyi bak.
Evet, Mehmet Korkmaz. Günaydın Aygün Bey. Güne güzel başlamak için sizi dinlemek gerek. Fenerbahçe'nin yeni hocası düşüncesi çok zor. Gelecek olan hoca önce zaman ve futbolcu ister. Bu zor durum. Fenerbahçe'nin önüne engel ayrıca 4 sene 8 hoca değiştirmiş takıma pek olumlu bakılmıyor. Gelecek olan hoca da olursa olur, olmaz olmazsa tazminatını alır giderim diyor demiş Mehmet Kanmaz. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar, kime görüşüyoruz? Özgür ben abi, İstanbul'dan. Buyurun Özgür, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin? İyiyim abi, hoş bulduk. Ben Fenerbahçe taraftarıyım abi. Devre arası bitti. Devre arasından bence Pereira'nın gideceği 2 aydan belliydi abi. 2 ay öncesinden belliydi. Geç kalındı diyorsun. Bu zamana kadar hiçbir şekilde, geç kalındısa ayrı bir şeydi abi. Bu zamana kadar hiçbir şekilde bir hoca açıklanmaması gerçekten üzücü bir durum. Dün haber portallarında çıktığı gibi Okan Buruk ismi de bayağı bir gündeme geldi. Okan Buruk'un Fenerbahçe camiası karşısında karşılığı nedir bilmiyorum ama abi, ben Okan Buruk'un bu zamana kadar hiçbir şekilde Fenerbahçe aleyhinde bir şey söylediğini duymadım. Yok, ben de duymadım. Okan Buruk işini yapan bir adam sonuç itibariyle abi. Yani İtalya'da, İngiltere'de yıllarca ezeli rakibinin formasını terletmiş bir isim kalkıp rakip bir camiada teknik direktörlük yapabiliyor. Ama Türkiye'de maalesef bu hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Doğru mudur Agin abi? Doğru. Aslında buyurun abi. Yok yok, dinleyeyim. Aslında dedin. Aslında Okan Buruk ismi, yani 4-5 galibiyete bakar abi. Bu kadar çok sinirlenmenin, şimdi Pereira'yı gönderdin, milyon dolarları verdin, tazminat illaki verdin. Ya bir bedel ödedin sonuç itibariyle. Valla ödenen bedelle de Mourinho'yu getirdin, sana söyleyeyim. Kesinlikle abi. Ya bir de şöyle bir şey var abi. Joachim Löw ismi geçiyor. Tutacağı mualla. Şimdi o tarz hocalar yaklaşık 20 yıldır kulüp çalıştırmıyor. Kulüp takımı çalıştırmıyor. Fenerbahçe taraftarının bir sabırsızlığı mevcut burada. Şimdi ben gelip Löw açısından düşünmek lazım bir de durum abi. Gelse dahi o kadar para alacak. Doğru mu Aygün abi? Yani öyle bir İsmail Kartal'ın alabileceği ücret ya, atıyorum. Tabii değil. Ama yüksek zaten olmaz olacak. Zaten olmaz da abi. 3,5 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Kesinlikle bu dar boğazda nasıl bir şey yapacaksın abi? Getirebileceksin ki. Yani o da çok sıkıntı. Ben önceden şu vardı Aygün abi. Fenerbahçe'de siz daha iyi takip ettiğiniz için daha iyi geçmiş hakimsinizdir. Fenerbahçe daha önceden Aragonesler falan adamlar Avrupa şampiyonası olan hocalar Fenerbahçe'ye gelmek için çırpınırdı abi. Yani Fenerbahçe'ye gelmek için buraya Hiddink geldi. Hiddink'le beraber 2 gün boyunca Hiddink geldi ya. Kesinlikle abi, Aragones geldi. Hiddink yani, vardı. Neler geldi ya baktığın zaman. İsimlere neler baktın geldi? Tabii. Şimdi, ya öyle hocaları getirmek için kendin artık böyle özel uçaklar gönderiyorsun. Toplantılar yapıyorsun, randevular alıyorsun. İşte Lucien Favre ismi vardı abi. Lucien Favre'nin kendisiyle temas kurulmadı ama temsilcisiyle alakalı görüşmeler yapıldı. Adam dedi ki ben dedi Türk futboluna, Türk taraftarları biliyorum. Benim sistemimi kurabilmem için gerekli bir alan, ortam yok. Ben geleceğim 2-3 hafta sonra tepeme binecekler taraftarlar. İşte ya istifa, işte böyle oyun mu olur? Ama ben oysa ki bir sistem kurmak isteyeceğim. Ali Başkan bunu açıkladı zaten abi de. Yani sözün aslı abi, bilmiyorum yani, Adana'da bir maçı var. Belki beklentin yok ama şöyle bir dipnot var abi. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geldiğinde devre arası geldi. 1,5 sene sonra şampiyon yaptı. Doğru mu abi? 1,5 sezon sonra. Evet. Yani Abdullah Avcı keza abi. Trabzon'da geldi, bir sistem kurdu ki Trabzon. Ha, sen de bu dönemde gelen hoca şampiyon mu yapacak seni anlamına mı getirmeye çalışıyorsun? Veya Sergen Hoca'nın mı gelmesini istiyorsun? Kurulacak abi. Yani bunlardan örnek biçmek lazım. Ben zaten sezon sonu Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu uzak görüyorum abi. İmkansız olmasa da uzak görüyorum. Futbol. Bu top belli olmaz ama abi. Öyle bir hoca getireceksin ki Fenerbahçe kimyasını oluşturacak. Sezon gelecek sezona da iyi başlayıp İyi bitirecek bir hoca getirmen lazım. Bu saatten sonra sezon sonuna kadar bir tane hoca getireceksin. Adam diyecek ben bu kadroyu kurmadım, ben bir şey yapmadım, etmedim. 6 ayına gelmiş geçti. Nöbetçi hoca gibi duracak. Nöbetçi hoca. Ama şimdi getireceğin hocaya bir sistem kuracak. Atıyorum oluşturacak. Takımı oluşturacak. Ben bir iki takviyeyle birlikte bu takımı daha iyi yerlere getirebilirim. Amacına ulaşacak. Sonucuna ulaşacak belki de abi. Yani bilmiyorum Fenerbahçe nasıldır ama siz... Size göre hangi hoca gelir abi? Bana Bilic ismi daha çok yoğun geliyor ama.
Valla senin bitti mi Özgür? Bitti abi. Peki teşekkürler, ben yorum yapayım. Peki çok teşekkürler Özgür kardeşim. Şimdi şunu söyleyeyim. Okan Buruk'un gelmesini isteyen bazı isimler var. İsimleri vermek istemiyorum çünkü onlara söz hakkı doğmasını istemiyorum. Ama bildiğim için söylüyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar. İşte Okan Buruk Fenerbahçe'ye gelirse nasıl Fatih Terim uzun yıllar Galatasaray'da damgasını vurdu. Aynı şekilde Sayın Okan Buruk da gelirse uzun yıllar Fenerbahçe'de çok başarılı bir vizyon yapabilir, sağlayabilir, şampiyonluklar getirebilir. Tabii hemen elinde bir sihirli değnek yok diyen bir grup var. Okan Buruk'u getirmek isteyen bir grup var. Slaven Bilic 5 Ocak itibarıyla, bugün ayın kaçı? 3'ü. Yani kaldı 48 saat itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Sanki Bilic gelecek gibi duruyor. Neden öyle diyorum? Löw boşta. Okan Buruk boşta. Şimdi bir fikir yapalım. Şöyle bir kafamızı şey yapalım, toparlayalım. Ne alabilir diye. Yazılan isimlerin büyük bir kısmı boşta. Şimdi boşta bir teknik direktörü getirmek daha kolay. İsmail Kartal da aynı şekilde. Demek ki bu isimler değil. Kurduğumuz zaman denklemi, böyle üçgeni falan, matematiksel hesap yaptığımız zaman demek ki kim bekleniyor? Sözleşmesi 48 saat sonra bitecek olan Bilic. Demin Özgür Bey'in söylemiş olduğu Bilic biraz daha yakın gibi dedi. Bilic'le de Löw'le de anlaşma sağlandığını biliyorum. Son detaylara görüşüldüğünü biliyorum. Sadece başkanın karar vermesi nezdinde konuşulduğunu biliyorum. Hangi ismi karar vereceğini, ama sanki görüntü Bilic gibi geliyor gibi gözüküyor. Ama öbür taraftan da Okan Buruk'un biraz daha gelmesi anlamında da bir baskı yapılıyor yönetime. Evet, saatlerimiz 10'u gösteriyor. 11.10'u gösteriyor. Çok özür dilerim. 11.10'u gösteriyor. 2022'ye biraz tabii şey girdik. Tam alışamadım 2022. 11.10 gösteriyor. Kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası. Artık telefon almayacağız. Bugün çok yoğun ilgi vardı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hakan bütün hatların yandığını gösterdi. Sağ olun. Çok teşekkürler ilginizden dolayı. 2022'ye de çok hızlı girdik. Aynı şekilde devam etme dileğiyle diyelim. Telefon hattımızı kesiyoruz. Yarın sabah gene başlayacağız telefon almaya. Programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Bağlantılar yapacağız. Diyelim. Çok kısa bir ara verelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Merhaba, iyi yayınlar. Yüreği güzel abim. Liglerin sabırsızla açılmasını bekliyoruz. Adana Demirsporluyum demiş Hüseyin Altundal. Evet, şu an hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı Süleyman Arat var. Süleyman, sevgili Süleyman, kahvemi aldım. Keyifle seni dinlemeye başlıyorum. Nasılsın, iyi misin? Yeni yıla nasıl girdin? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Alo. Geliyor mu sesim? Evet geliyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nasıl bir yıl geçti senin açından? Fenerbahçe açısından diyelim aslında. Fenerbahçe açısından baktığım zaman geçen yılı değerlendirmek ister misin? Nasıl bir yıl geçti? Yani beklentinin altında bir yıl mı oldu, yoksa yani gene aynı mı oldu anlamında sorayım istersen. Vallahi Fenerbahçe açısından henüz yıl bitmediği için, yani sezon anlamında söylüyorum bunu. Sezon. Net bir şey söylemek çok zor, ama şu ana kadar pek parlak değil tabii. Yani taraftarlar da çok mutlu değiller açıkçası. Alınan sonuçlardan ve kadronun ortaya koyduğu futboldan, seçilen teknik direktörden hiç memnun değiller. Ama tabii her şeyin sonu değil. Devre arası şu an. Bakalım, bir yeni gelecek teknik adam, yeni gelecek golcü çok farklı bir noktaya sürükleyebilir. Hı hı. Evet. Alo. Alo. Evet, duyuyorum ben seni. Yeni gelecek hoca çok farklı bir noktaya sürükleyebilirdin. Tabii, ama şimdi herkesin kafasında yeni gelecek hoca var. Neden öyle diyorum? Bir sürü isim atılıyor sevgili Süleyman Arat. İşte Löw'dü, Daum'du, İsmail Kartal'dı, oydu, buydu falandı filandı. Bir sürü isimler, Bilic'ti, Minic'ti. Bir sürü isimler atılıyor ama 7'sinde lig başlıyor. Yani bugün ayın 3'ü. 4 gün sonra ikinci yarı başlıyor. Ve Fenerbahçe teknik direktörü hala yok. Evet. Nedir son durum? Ya sevgili Aygün, yani Erol Bulut zamanında da seninle bunu konuştuk. Yani her dönemde Emre Belezoğlu'yla sözleşme uzatılması durumunda da bunu konuştuk. Yani her dönemde maalesef Fenerbahçe yönetimi biraz geç kalma konusunda
sıkıntı yaşadı. Yani karar B planı yok yani. Mesela Vitor Pereira'nın gideceği belliydi. Yani şu Galatasaray maçında biz arkasındayız denildi ama yani suyu kaynadı belli oluyordu. Şimdi o dönemde B planı demek yokmuş. Öyle değil mi? Hı hı. Yani oysa şimdi bizler bile düşündüğümüz zaman yani o biliyorduk ki Galatasaray maçında yani bu hoca artık yani hatta bunu seninle de konuşmuştuk. Yani kazansa bile devreyi görür mü görmez mi artık bunu tereddüt o zaman bu kadar tereddütlerin ortada olduğu bir durumda B planı olması gerekiyor artık yani yönetimin. Demek ki yokmuş B planı ki hala bir teknik adam konusunda netleşme yok. Yani bu da tabii Fenerbahçe taraftarlarını oldukça üzdü. Sosyal medyada görüyoruz işte son derece kızgınlar, öfkeliler ve bir an önce teknik direktörün gelmesini istiyorlar artık. Şimdi sen öfkeli deyince bana mesaj geldi o sıra sevgili Süleyman Arat. Cümleni unutma. Fırat Çiftçi demiş ki seni sevmememe rağmen demiş attığım mesajları okuyorsun demiş teşekkür ederim demiş. Biraz dinlese sever. Dinliyor mu hala sevdiremedi kendimizi. Bir senedir uğraşıyorum demek ki. Bak aradan bir sene geçti. Hala sevmemedi Fırat Çiftçi bizi. Dinliyoruz şimdi seni pardon. Buyurun. Evet yani B planı olmasını bekliyorduk yani hepimiz. Ben de dahil olmak üzere. Yokmuş hakikaten ya. Yok o da insanları biraz şey yapıyor. Kızdırıyor açıkçası yani. Bakın bir kez daha söylüyorum altını çizerken. Galatasaray maçında ne kadar sallantıda olduğunu hatırlayalım. Herkes gitsin diyordu. Hı hı. Ve Fenerbahçe yönetimi bir basın toplantısı düzenledi. Ve biz hocamızın arkasındayız dendi. Doğru. Ve o maça bu şekilde çıkıldı. Yani son derece gergin olarak çıkıldı Galatasaray maçına. Ve bu, o günlerde herkes biliyordu bu hocanın. Bu kadar taraftar baskısı var, medya baskısı var. Çok uzun süre Fenerbahçe'de görev yapamayacağını herkes görüyordu ve biliyordu. O halde yani Galatasaray maçından itibaren bir B planın masaya konulması ve onun üzerinde gerekli çalışmalar yapılması. Hatta B var bir de C planının olması lazım. Yani olur mu B'de tercih ettiği teknik adam bir aksilik çıkar gelemeyebilir. Onun o gelemezse diğerini devreye sokacak kadar bir kısa vadeli çözüm masanın üzerinde duruyor olması gerekirdi. Ama demek ki Fenerbahçe yönetimi bunu yapmamış. O da şaşırtıcı ve üzüntü yaratıcı bir durum. Dolayısıyla da taraftarlar oldukça kızdırıyor. Yani günler geçiyor. Bakın bugün 14. gün Vitor Pereira'nın gideri. Evet. Tam 14 gündür Fenerbahçe teknik direktör. Oysa Fenerbahçe taraftarları bu filmi çok gördü. Yani Aykut Kocaman geldiklerinde biliyorsun yönetim seçildiğinde Aykut Kocaman görevdeydi. Ve orada kalsın gitsin mi sorusu yine böyle en az 10-12 gün sürdü ve orada Filip Koku geldi görev biliyorsunuz. Orada da bir zaman geçti. Onun ardından gönderilmesi konusunda da ciddi sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Orada da yani biraz daha gidelim, biraz daha devam etsin şeklinde kücelerle geç kalındı Filip Koku'nun gönderilmesinde. Gönderildi ne oldu? Orada da yardımcısı Erdin Kolman göreve gelmişti hatırlıyorsanız. Hı hı. Orada da yanlış bir tercih oldu bu. Yani taşımasıyla değirmen döndürmek gibi oldu Fenerbahçe açısından. Ve bir zaman kaybı yaşattı Fenerbahçe'ye bu durumda. Erwin Kolman'da da olmayınca Ersun Yanal'a gidildi. Yani Ersun Yanal'la olmayınca yine orada da çok uzadı iş. İstifasını verdi biliyorsun Ersun Yanal. Galatasaray mağlubiyetinden sonra kabul edilmedi. Orada da 3 tane ayrı maça çıktı Fenerbahçe için. Çok hayati olan özellikle bir tanesi kupa maçıydı. Trabzon'da oynanan hatırlarsan Mart ayında. Yani orada da istifasını vermiş bir teknik adamla zorla ite kaka kupa yarı finaline çıkıldı. Ve orada da iyi bir netice alınamadı. İstanbul'da iyi bir neticeyle gelinemedi. Ve kupadan da elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'ya çıkışını engellemiş oldu bu durum. Yani ön eleme oynamadan direkt gruplara kalması söz konusu olacaktı. Yani demek istediğim işte orada da geç kalındı. Onun ardından Emre Belezoğlu konusunda da biraz geç kalındı. Erol Bulut getirilmesinde de geç kalındı. Çünkü şey beklendi. Alanya Spor'la kupa finali oynayacaktı Erol Bulut. Onun geçirilmesi beklendi. Kupa finali oynanıldı. Onun ardından göreve geldi. Teknik direktörsüz antrenmanlara başlayacaktı neredeyse Fenerbahçe. O kadar kırık kırına geldi yani Fenerbahçe'ye. Gönderilirken de geç kalındı Erol Bulut. Herkes dedi ki Erol Bulut zamanında gönderilseydi, Emre Belözoğlu zamanında gelseydi Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı denildi.
bütün Fenerbahçeliler sosyal medyada özellikle doğru. bunu söylediler. Doğru. Emre Belezoğlu geldi, takım son 10 maçta önemli bir çıkış yaşadı. 8 galibiyet aldı. Şampiyonlar geliyordu, bir Sivas maçını kazansaydı şampiyon olacaktı zaten, tek maçta kaybetti. Onun ardından yine bir böyle sallantıda geçen bir zaman dilimi oldu. Yani uzatma Emre Belezoğlu anlamında. Ve o gün hatırlarsan senin de bulunduğun basın toplantısında sürpriz bir açıklamayla Sayın Ali Koç Emre Belezoğlu ile çalışmayacaklarını... O soruyu kim sordu, hatırlayamadım ben ya. Kendisi söylemişti. Hiç ben sordum, ben sordum soruyu. Ha, öyle miydi? İlk soruyu ben... Doğru açılışı sen sor. Açılışı bana verdi başkan. O soruyu sorunca bütün günden bitti biliyorsun. Evet bütün sorular artık şey olur. Sinek ikili durumlar işte. yani orada da geç kalındı işte Emre Belezoğlu'yla. Gene geç kalınıyor ama Süleyman. Yani şimdi hakikaten baktığım zaman o gün Hürriyet'te senin çok güzel bir haberin var. Fenerbahçe'de cevap bekleyen 3 soru var diyor. Evet. Yani birincisi mesela baktığımızda teknik direktör kim olacak? Hala net bir cevap yok. Yok. Yani havada isimler uçuşuyor. Yani evet. Biz gazeteci olarak bıktık bunları yazmaktan. Her dönem yani işte o olacak, bu olacak, bu şu olacak. Hepimiz bir şeyler yazıyoruz. Çünkü hepimizin tanıdıkları var. Hepimizin haber yani, kaynağı var. Haber kaynakları var. Bazı isimler var. İşte o arıyorsun doğal olarak. Yani ben neticede müneccim dedi ki birisini arayacağım ve o birisinden aldığım bilgiyle doğrultusunda bir şeyler yazacağım. O birini arıyorsunuz, o diyor ki ya ben de tam bilmiyorum ama benim kulağıma bu geldi diyor. Oo diyorsun, galiba bu olacak bu sefer. Yazıyorsun, ertesi gün hiçbir kıpırtı yok yani. Senin ardından bir bakıyorsun, başka arkadaşların aynı noktada senin arkandan geliyorlar, yaptığın habere devam ediyorlar. Mesela habere bakarken baktığın zaman, bugün baktığın zaman Yürlöv'ü görüyoruz, Roger Schmidt'i evet. görüyoruz, Jesus'u görüyoruz, Slaven Bilic'i görüyoruz ama dünden itibaren bir Okan Buruk'a doğru dönüş başladı. Yok, Okan Buruk kesinlikle yok. %0. Hayır. Şöyle sana söyleyeyim, tabii ki farklı kaynaklar var. Başkan Okan Buruk'u getiren bir spor yazarı var. Ben ismini biliyorum. Israrla alınması yönünde görüşen bir spor yazarı var. Yoğun bir baskı yapıyor, onu söyleyeyim. Ama tabii ki Sayın Başkan'ın düşüncesi farklı. O kesinlikle farklı bir isimle yok. Sevgili Aygün, burada hani hazır mikrofonu yakalamışken derler ya, açıkça seçik söylüyorum, bizi izleyen Fenerbahçe taraftarlarını sözüme itibar etsin lütfen. Okan Buruk'un Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapma ihtimali, yani bugün için bu yönetimin tercih edeceği isimler arasında sıfır ihtimal olduğunu söylüyorum ve hiç yani bu konuda... Bir de bakıyorsun yarın Okan imza atıyor. Yarın bir de bakıyorsun evet. Okan imza atıyor. Yok o kadar eminim. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak yani. Devam edelim. Bu dönem varken. Aynen. Devam edelim. Şimdi bakıyoruz bir yandan transfer konuşuluyor. Evet. Ya işte Vedat Muriç'ti, Edin Viska'ydı, oydu, buydu, bir sürü işimler konuşuluyor. Yani bir yanda hoca konu halledilmedi. Hoca halledilmeden transfer ne olacak? Zaten mesela birbirine bunlar bileşik kaplar gibi yani. Şimdi ayrıca bir de gönderilecekler var. Evet yani, gönderilecekler var bir de. Şimdi yani sen hocayı seçmezsen kimi alacağını seçemezsin. Kim, hocanın kimi tercih edeceğini seçemezsin. Ve hocanın kimi göndereceğini de seçemezsin. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bir an önce teknik adam sorunun çözmesi lazım ama benim kulağıma gelen yani kiminle konuşsam daha ağırlıklı olarak hepsi diyor ki yani 6 aylık düşünüyorsa eğer şu gelecek ama uzun vadeli düşünüyorsa o zaman şunlar olabilir dediği isimler var işte haberde de yazdığım gibi. Dolayısıyla ben 6 aylık bir plan yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Ben de 6 aylık bir plan yaptığını düşünüyorum. 6 aylık plan yapılıyorsa da zaten yazdığım isimleri okumuşsundur. İsmail Kartal öne çıkmakta. Demin yayında onu söyledim. 6 ayda İsmail Kartal söyledim zaten. Ben de aynı evet. düşüncedeyim. Diğeri de Yalçın Koşukavak olur biliyorsun. Geçen sene de. Aynen. Hatta evvelki senenin son diliminde de o Tahir Karapınar geldiğinde de Tahir Hoca geldiğinde de gündeme gelmişti. Yalçın Koşukavak olabilir. Yabancı isim belki o yine 6 aylık da olsa düşünülebilir. Orada da benim düşünceme göre Roberto Carlos öne çıkıyor. Fakat bir adım ötesi iyi bir para verip de Alex de Souza'yı getirirse yönetim o 6 ayda bu 6 ayda yani önümüzdeki 6 ayda. Devam olur mu 6 ay için? Devam 6 ay için olur mu? Olur çünkü zaten haberimde de o var biliyorsun. Roberto Carlos, Alex de Souza ve Christoph Daum dedim. Yani tabii ben dedim de bunu kendi düşüncelerim değil tabii. Yani bu gelen bilgiler doğrultusunda. Ama tabii sağlıklı da olmayabiliyor. Başında söylediğim gibi neticede bir haber kaynağına güvenmek zorunda kalıyoruz. Ve onun söylediklerini dinlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü biz burada niyet okuma noktasında bir kişi değiliz. Mecbur birilere inanmak, birilerinin sözleriyle hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla da
Christoph Daum da yabancılar içinde bence Roberto Carlos'la birlikte yani akla çok yatkın gelen isimlerden biri. Çünkü Türkiye'yi tanıyor, Fenerbahçe'yi tanıyor, Türkiye ligini tanıyor, oynanan futbolu tanıyor. Zaten her dakika Türkiye'yi izlediğini biliyoruz. Gazetelerle sık sık menajerleri aracılığıyla veya Türkiye'deki dostları aracılığıyla röportajlar yaptığını biliyoruz. Daha dün bile evvel, şimdi bizde vardı biliyorsun röportajlar. Dolayısıyla yani çok yakın Türkiye'ye bir geçiş dönemi için düşünülebilir ama eğer Fenerbahçe yönetimi şöyle bir şey düşünecek olursa biz 6 aylık bir teknik adam getirelim. Başarılı olursa bu sefer onunla devam edelim. Zaten o zaman takımı da tanımış olacak. O takım kendi takımı olacak. Dolayısıyla da bir hikaye yazmaya devam edebilir gelen bu 6 aylık ara dönem teknik adamı diye düşünürse o zaman akla Roberto Carlos, Alex de Sousa, Yalçın Koşukavak ve İsmail Kartal daha mantıklı geliyor. Çünkü Christoph Daum'un yani yaşı itibariyle ve uzun süre futboldan ayrı kalması sebebiyle biraz dezavantajı var diğerlerine göre. Yani diğerleri daha aç ve başarıya aç ve istekliler. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama köklü bir değişim düşünüyorsa Fenerbahçe teknik yönetimi o zaman köklü bir değişimde böyle ara çözümleri unutacak ve Löw gibi, Roger Schmidt gibi, hı hı, Jesus gibi ve Bilic gibi isimlerle masaya oturmak istiyorum. Şunu sordum ben Süleyman. Şimdi Jesus boşta. Evet ama çok para istiyor. Hayır hayır, başka bir şey söylüyorum. Jesus boşta. Löw boşta. Ondan sonra ama baktığın zaman 5 Ocak itibariyle sözleşmesi boşa çıkacak olan teknik direktör Slaven Bilic gözüküyor. Evet. Sanki o mu bekleniyor? Çünkü diğerleri boşta hocalar. Çoğu isimler boşta. Benim hemen getirebileceğin isimler. 22 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var. Yok yani. Ama şey var. Opsiyon kullanmazsa şeyleri var. 5 Ocak itibariyle serbest kalıyor Bilic. Evet. Yani olabilir tabii yani şöyle yani ama kendisi bunu şey yaptı. Net bir şey olmadığını, kendisine ulaşan bir şey olmadığını belirtti. Biz buna itibar etmek durumundayız ama biliyorsun aynısını Erol Bulut'ta da yaşadık. Erol Bulut da bana ulaşan bir şey yok demişti. Ama neden olmadı? Ertesi gün imza attı. Ertesi gün imza attı. Yani burada da aynı şey olabilir. Onun için yani bilmiyorum, Bilic o kadar yani büyük bir teknik adam kupalar kazanmış. Çünkü Bielsa'lar dedikten sonra farklı bir isim gitmiyor. Yani bu dakikadan sonra Sayın Başkan'ın da tek bir hamlesi olduğu için tabii herkese Bilic ismi biraz şey geliyor. Beklentinin altta geliyor. Doğru değil mi? Evet, ben yani bu uzun vadeli eğer yani kalıcı ve önümüzdeki seneyi de kapsayacak bir çözümse eğer eğer bekleyecekse sezon sonunu o zaman Roger Smith'in olacağını duydum ama hı hı. Ama burada işte dediğim gibi 6 aylık bir ara çözüm, acaba bu 6 aylık ara çözüm Fenerbahçe'yi moral motivasyon olarak, taraftarı moral motivasyon olarak kaldırabilecek mi, taşıyabilecek mi? Yani bir şöyle canlı düşünelim zihnimizde. Yani 6 ay için getirdiğin teknik adam şu isminin herhangi birini diyelim. Çünkü sayılan isimlerin hepsi sallantı da isimler. Yani çünkü mesela Roberto Carlos teknik adamlık konusunda çok başarılı olamadı bugüne kadar. Alex de Sousa'nın ilk dönemi, İsmail Kartal daha önce denedi. Bence başarılıydı ama işte gerek transfer o zaman yapılmadı, desteklenmedi. Bir de o kurşunlanma olayı olunca Fenerbahçe o sene başarısız gibi gözüktü ama şampiyonluğu bence kıl payı kaçıran bir takımdı. Dolayısıyla şimdi bunların hepsi, Yalçın Koşukavak da aynı şekilde bir teknik adam olarak, yetiştirici olarak çok beğeniliyor şu ama büyük takım deneyimi hiç yok. Dolayısıyla Süper Lig deneyimi de yok. Dolayısıyla riskli noktada bunların hepsi. Şimdi bu 6 aylık zaman diliminde çok kötü sonuçlar alırlarsa arka arkaya mağlubiyetlerle o zaman hem kendilerini yıpratırlar, hem Fenerbahçe yönetimini yıpratırlar, hem de gelecek sonraki Fenerbahçe'nin yapısını yıpratırlar. Çünkü yani o sırada işte bir sürü şeyler sorgulanacak belki de. Yeni alınan tek santrafor sorgulanacak. Belki de oyun kurucuların isim tek tek söylemeyeyim de en önemli gördüğün oyuncuların tepki görecek. Onlarla ikinci dönem yola çıkamaz hale gelebilirsin. Bu 6 aylık zaman diliminde onların koyacağı performansla. Benim düşünceme göre bence taşıma suyla değirmen dönmez ve oraya kalıcı önümüzdeki yılda devam edecek bir teknik adam almak en doğrusu. Ben de aynı en doğrusu bana öyle gibi geliyor. Yani tabii herkesin gönlünde birinci sırada Löw yatıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin de eski teknik adamı Alman milli takımıyla başarıdan başarıya koştu. Dünya kupası kaldırdı. Ama
çok para istiyor ve o bir sene dinlenmek istiyor. O da haklı bir yer baktığın zaman. O zaman belki de Jesus olacak parayı kıyıp Jesus'u getirecekler. Bir de veya opsiyon kullanırsa Bilic olacak. Çünkü Roger Schmidt sezon sonunda ancak gelebilecek. O da net bir bilgi. Dolayısıyla yani bu isimler arasında dönüyor. Ama tabii nasıl yanılmıştık hatırlıyor musun? Vitor Pereira geldiğinde. Evet. Hiç hesapta olmayan, hiç aklımızın ucundan geçmeyen bir teknik adamdı. Ve şaşkına döndük yani. Ben evet. Sanki birisi beni karanlıkta giderken böyle gözümün ortasına bir yumruk attı gibi olmuştu. O duyunca Vitor Pereira ismine. Ama onun ardından tabii yine de insan umutlandı. Onu tanıyan, yakından tanıyan işte tercümanı Deniz'le görüşmüştüm hatırlıyorsan yaptığım röportajda. Çok olumlu şeyler anlattı. Fenerbahçe yönetimi hakkında olumlu şeyler anlattı. Daha önce yurt dışında son Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra elde ettiği başarılarla gündeme geldi. Ve tekrar bir umut ışığı oldu Fenerbahçe için ama tutmadı işte. Yani kırılan ekmek yerinden birleşmez misali. Onu da dezavantajı bir önceki sene geldiğindeki başarısızlığı da. Orada yaşadıkları hep onun önüne çıktı. Yani bir sürü şeyler de böyledir ya, çalışın iş yerinden ayrılırsın 6 ay sonra tekrar gelirsin oraya ama o hep sen zamanında böyle yapmıştın, sen izne dedin de çıktın da gelmedin de gibi önüne gelir yani yaşananlar. Aynı onun gibi hep önüne geldi Vitor Pereira'nın mesela Robin Van Persie ile yaşadığı, Nani ile yaşadıkları, Caner'le yaşadıkları. Yani bu sene de geldiğinde de işte Pelkas'la yaşadığı, Mesut Özil'le yaşadığı. Mesut'la yaşadı, Pelkas'la yaşadı, Caner'le yaşadı onun, sonra gönderdi. Bakma tabii, sen Caner'de onun var. İpini çeken şeyler oldu bence ama artıları da çoktu yani. Allah var şimdi yani. Ferdi bakın o geldiğinde hatırlıyorum Vitor Pereira'yı. Ferdi Fenerbahçe'de oynamayan, beğenilmeyen, hatta sözleşme uzatmak için yanına dahi yaklaşılmayan bir oyuncuydu. Kadroya giremiyordu biliyorsun. Sadece kupalarda oynuyordu. Çok ara ara şans buluyordu. Onların hiçbirinde böyle taraftarları tatmin eden bir futbol ortaya koyamamıştı. Doğru. Oysa bugünkü Ferdi'ye baktığın zaman pırıl pırıl parlıyor. Türk milli takımını teşvik etsin diye insanlar çırpınıyor ve çok istiyorlar. Sakatlık döneminde de işte dün antrenmana çıkınca ilk kez bizim çocuk geri döndü diye yüzlerce paylaşım gördüm ben sosyal medyada. Crespo diye bir oyuncuyu getirdi. Herkes bayıldı ilk geldiğinde. Türkiye tarihine gelmiş geçmiş en kötü oyuncu dediler. İşte Maldonado ayarında dediler. Herkes böyle dedi yani. Rezil bir oyuncu dediler. Oysa bakıyoruz her maçta en çok beğendiğim oyuncu Crespo oldu yani. Bayılıyorum. Çok beğeniyorum. Çalışkan, istekli, 90 dakika hırsla oynayan bir oyuncu. Kimi de kendisi getirdi biliyorsun, özellikle alınmasını istedi ve bugün kimin yurt dışı değeri oldukça fazla. Rossi, Berisha belki pek beğenilmedi ama onlar da gelecek vadeden oyuncular ve zaten Rossi ile yol ayrımına gideceksin sezon sonunda. Çok beğenmiyorsan tekrar Amerika'ya dönecektir kendisi. Ama Berisha Avrupa'da gelecek vadeden bir santrafor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bugün Fenerbahçe ben istemiyorum dediği an Avrupa'dan birçok takım Berisha'yı alacaktır. Ben öyle düşünüyorum yani. Öyle eskiden alınan, hiçbir işe yaramayan Kobeli zamanında beğenilmeyen oyunculardan değil. Her zaman piyasası olan ve iyi bir oyuncu. Tisserand için aynısını söyleyebiliriz. O da yani çöpten çıkarttı adeta Tisserand'ı, parlattı, tekrar vitrine koydu. Bugün Tisserand işte bakıyorsun, görüyorsun Hertha Berlin talip olmuş. Önemli bir oyuncu ki bu noktaya geldi. Dolayısıyla yani belki zaman kaybı anlamında ve şampiyonluktan kopma noktasında bir zararı olmuş olabilir Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye ama gördüğün gibi en az 7-8 tane oyuncu kazandırdı Fenerbahçe'ye ve mali açıdan bunların hepsi Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak isimler. İşte bu sene 3 büyüklerin kötü dönemine denk geldi ve Fenerbahçe'de o kötü giden rotadan nasibini aldı ve 14 puan geride bitirdi ilk yarıyı. Ama ben yine de çok 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 kötü bir grafik çizdiğine inanmıyorum Vitor Pereira'nın. Yani artılarıyla, eksileriyle, günahlarıyla, sevaplarıyla birlikte değerlendirmek ve bir piyasada eritmek gerekiyor. Ben Vitor Pereira'nın en büyük avantajının inatçılığı olduğunu düşünüyorum. Yani gereksiz yere oyuncularla sürtüşmeye girmek, gereksiz yere polemik yaratmak kendisine zarar veriyor. Bunu anlamamış yani. Geçen dönemde de yaşadı. Oysa Mesut Özil'i oynatacaktı banko. Pelkas'ı o nasıl kesersin? İşte görüyorsun herkes gıptayla izliyor oynadığı zaman. Pelkas'la sorun yaşamayacaktın. O zaman bunlar sana olumlu yansıyacaktı. Fenerbahçe'ye de olumlu yansıyacaktı. Evet, attığımız Cumhuriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı
Süleyman Arat vardı. Sevgili Arat, yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir yıl diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Şu an attığımızda Ömer Faruk Günal var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Türkiye Gazetesi'nde? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin sevgili Aygün. Sağ olun. Hocam, geçen sene şöyle bakarsak, değerlendirirsek, hakemlerin performansını nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani iyi bir yılı bırakmadık geride. Bence hakemlerden çok hakemi yönetenler çok derece başarısızdı, son derece kötüydü. Bunu hem Futbol Federasyonu olarak, hem gelen iki merkez hakem kurulu olarak, hem Serdar Tatlı merkez hakem kurulu, hem mevcut merkez Ferhat Gündoğdu merkez hakem kurulu oldukça yönetimde eksik kaldılar. Başarısız oldular. Çok bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bana göre bu yılın, yani hakemlerden çok bu hakemleri yönetenler başarısız. Hakemlerden çok hakem bu rayı yönetenler başız. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK anlamında söylüyorsunuz, doğru mu? Tabii yani onu kastediyorum. Çünkü bak sevgili Aygün, yıllardır bu işi takip ederiz. Ayın 31'inde 3 tane hakemi Süper Lig kadrosuna aldılar. 3 tane hakemi. Bu 3 hakemi çağırdılar Riva'ya. Riva'da böyle yarım günlük sistemlerden geçtiler. Yarım günlük sistemlerin de 4 tanesi kahve molası, 2-3 saatlik bir eğitim gibi bir şey. Ondan sonra bir mülakat yaptılar. Bunların üçünü Süper Lig'e aldılar. Bunlar bir atletik testten geçmediler. Bir İngilizce sınavından geçmediler. Nasıl oluyor peki? Ben anlamıyorum. Yani bu nasıl oluyor? Ben 30 yıldır bu işin böyle bütün mevzuatını çok yakından takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. İlk defa, hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Buradan sizin radyonuz aracılığıyla Sayın Futbol Federasyonu Başkanı ve yöneticilerine sesleniyorum. 3 tane hakem Süper Lig kadrosu alındı. Federasyonun resmi sitesinde, internet sitesinde bu açıklandı. Bu üç hakem atletik testten geçmediler, İngilizce sınavdan geçmediler. Kim neye göre nasıl seçti? Ben bunu soruyorum. Bu soruya cevap arıyorum. Bu bir skandaldır. Siz oraya çağırırsınız 8 tane, 6 tane aday, atletik test yaparsınız, İngilizce sınav yaparsınız. İlk 4'e giren, ilk 3'e giren ne alırsınız? Ben buna saygı duyarım. Siz 6 kişi çağırdınız, sınav yapmadınız. İngilizce sınav, atletik testi hiçbir yapmadınız. Ve bunların üçü 1-2 saat içinde oldular Süper Lig hakemi. Ve ben her zaman böyle bu işlere mesafeli duruyordum ama yani akrabacılık, eş dost işi artık bu tam tavan yapmış durumda. Yani tamamen liyakat asla dikkate alınmamış. Tamamen eş dost, yakınlık, bunlar dikkate alınarak bu klasmanlar yapıldı. 10 tane kadar da birincilik kadrosuna hakem kaydırıldı, yani yukarı alındı birincilik, ikincilikten 10 tane de hakem birincilik kadrosuna alındı. Bunları da 14 tanesini çağırmışlardı, 12 tanesi koşamamıştı, geçen hafta söylemiştik. Evet. Bunlar da 10 tanesini birinciliği aldılar. Yani yazık, hakikaten yazık. Türk hakemleri iyi günler beklemiyor. Hocam, son sorum, çok yoğunsunuz çünkü bugün çekimleriniz de var. Ondan dolayı çok da fazla yormak da istemiyorum. Şunu sormak istiyorum. VAR hakemleriyle ilgili bir iddia atıldı ortaya geçen sene. Siz de bununla ilgili yorumlar da zaten yaptınız. VAR hakemlerin devreye girmediği, pozisyonlarda devreye girmediği, çünkü devreye girdikleri zaman maç alamadıkları, devreye girmedikleri zaman maç aldıkları yönde görüş bildirildi. Buna katılıyor musunuz? Bu hakikaten doğru mu? Nedir bunun gerçeklik payı? Ya bizim 7 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Bunların 3'üne maç verilmiyor aşağı yukarı 3-4 aydır. Sebebini de bilen yok. Bizde öyle bir profesyonel, hakikaten böyle hakkını veren bir VAR kadrosu henüz oluşmuş değil. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu VAR'ı bizim memleketimizde anlayamayan çok sayıda insan var. Başta kulüpler olmak üzere. Yani VAR az karışması lazım. Çıtanın biraz daha yukarıda olması lazım. Bu sene nispeten VAR biraz daha az karışıyor. Fakat az karıştığı zaman da ülkemizde kriz oluyor. VAR her şeye karışmayacak. Yani hakemin gördüğü bir pozisyonla ilgili hakemi çağırmayacak. Bunu belli ölçüde sağlamaya çalışıyorlar. Belli ölçüde bu yönde belki bir başarı elde edilmiş olabilir ama şurası ilginç ve üzücü. Şu andaki bizim mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun içinde 9 kişiler, başkan dahil, VAR'ı bilen, VAR eğitimi almış olan, VAR sertifikası olan, VAR'la ilgili bir bilgisi ve birikim olan bir tek kişi bile yok. Yani komedi. Yani sen VAR tayinlerini yapıyorsun her hafta. 10 tane maça VAR hakem atıyorsun. 10 tane maça yine AVAR atıyorsun, değil mi? Evet. Fakat bunu atayan insanlar VAR sertifikası yok, VAR eğitimi almamışlar, VAR hakemliğini bilmiyorlar.
Başka bir söyleyecek bir laf yok. Yani ben bu yeterli herhalde. Vallahi yeterli yani, gerçekten şok yani. VAR'daki bir hakemin kararını VAR'da diyelim ki hakemi çağırdı. VAR. Bunu doğru mu çağırdı, yanlış mı çağırdı? Bu çağırma doğru muydu? Bu müdahaleye gerek var mıydı? Bunun analizini yapabilecek, burada doğruyu ve yanlışı gösterebilecek mevcut merkez hakem kulübünde bir tane kişi yok. Ve bu merkez hakem kurulu az önce söylediğim gibi de Süper Lig'e 3 tane hakemi seçti aldı. Yani yazı tura atsan ancak bu kadar olur. Onun için yani Türkiye'de hakemlik hakikaten yani liyakat olarak, eğitim olarak. Başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela yakın tarihlere kadar hakemler atletik test olurdu. Ciddi atletik testler olurdu. Hatta böyle fotoselli yani çok elektronik ortamda. Ve bu testi geçemeyen bir ay maç alamazdı. Yani bir ay beklerdi. Bir ay sonra telafi koşuları olurdu. Test koşardı. Bu sefer maç almaya başardı. Ben en son ne zaman hakemlere test yapıldığını hatırlamıyorum. Bak en son ne zaman hakemlere atletik test yapıldığını hatırlamıyorum. Ekranda seyrediyorum. Yaşı çok genç olan olsun, yaşı çok ileri olan olsun. Çok ciddi şekilde göbekliler. Şu an yani ben, evet, ben de görüyorum kilolular. Çok kilolular. De buradan söyleyeyim. Yani maçları seyrederken böyle biraz hakemleri yakın plan gösterdiği zaman bakın kilolarına. Yani bu olmaz. Ben de bakıyorum böyle, hocam. Sonuna kadar katılıyorum. Çok kilolular hakikaten. Çok kilolular. Çünkü atletik test yok. Yani düşün ki ben en son ne zaman atletik test yapıldığını hatırlamıyorum. O zaman yapılsa zaten hiçbir geçemeyeceği için yapmıyorlar. Bakın ben iddia ediyorum. Buradan kalıbımı basıyorum. Şu anda 24 tane hakem var. 3 tane de yeni aldılar. 27 tane. Bu 27 hakemi böyle bağımsız, tarafsız bir atletik test yapan bir üniversitemiz koştursun. Bak 15 tanesi koşsa çok büyük başarı. 15 tanesi koşarsa çok büyük başarı. Bu kadar iddialıyım bu konuda. Koşamazlar çünkü çalışmıyorlar ve atletik testler yok. Hiçbir şekilde ama bunun farkında olan ne kulüpler birliği. Kulüpler birliği abuk subuk bir sürü şeye kafayı takıyor. Veya bizim kulüp başkanları. Böyle abuk subuk teknik direktörler bir sürü şey konuşuyor. Ya kardeşim sahada hakemler koşmuyor. Bugün koşmayan bir hakem kuşağıyla nesliye karşı karşıyayız. Zaten Avrupa'ya gittikleri zaman da görüyoruz. Çünkü Avrupa bu testler konusunda çok hassas, çok titiz. Şimdi Avrupa'da adam elit kategoriye gelmiş. İşte Cüneyt Çakır ve onun emsalleri 40 yıllı yaşları geçmişler. Adamlar yo-yo testi, FIFA'nın testi, UEFA'nın testi, testleri geçiyorlar. Çok ağır ve çok yani titiz testler. Bizim ülkemizde adam gelmiş daha 30 yaşında, 35 yaşında. Süper Lig hakemi olmuşsun. Bak önünde 10 yılın var. Bu işten ekmek yiyeceksin. Bak bu işten bir servet kazanacaksın, para kazanacaksın, şöhreti var, şu var, bu var. Adam çalışmıyor. Sen sıkmazsan, atletik test yaptırmazsan bunlara çalışmazlar ve koşamazlar. Yani kilolu, geçen bir tane Trabzonspor'un kupa maçında bir hakem seyrettim. Şaşırdım adam yani henüz 35 yaşında yoktur. Yani kenardaki teknik direktörlerden daha fazla, yöneticilerden daha fazla kilosu var. Yani Ahmet Ağol ile tartsan Ahmet Ağol ondan da çok daha fit. Yazık ya, peki. Yazık, gerçekten yazık. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, attığımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı ve aynı TGRT Haber TV spor yorumcusu Ömer Faruk Ünal hocamız vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ömer hocamın hakikaten sosyal medyadan takip etmenizi özellikle istiyorum. Neden diyorum? Hakemlerle ilgili inanılmaz paylaşımlar yapıyor. Bilgiler veriyor. Özellikle şu demin de söylemiş olduğu hakemlerin, hiç de testlere şeye girmeyen hakemlerin maalesef şu anda ligimizde önümüzdeki dönemde atletik testlere girmeyen hakemlerin önümüzdeki dönemde maçlara yöneteceğini görüyoruz. Çok fazla soru geldiği için acil bir Trabzon bağlantısı yapmak istedik. Şu an hatta Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erence var. Nihat abi yanımıza hoş geldin. Çünkü çok fazla Edin Visca ile ilgili sorular geliyor. Son durumu öğrenmek istediğimiz için sana bir bağlanalım dedik. Tekrar hoş geldin. İyi yıllar dilerim şimdiden. Sağ olasın Aygüncüm. Ben de senin vasıtanla tüm Türkiye'ye, tüm Radyo Spor dinleyenlerine 2022'nin çok iyi geçmesini dileyelim ve tabii ki hemen merak edilen Edin Visca nedir onun başlayalım. Nedir onun durumu? Ya şöyle, hani sen de biliyorsun, yani sırf bizim kendi Trabzonspor cephesinden değil, ben biraz da daha çok hani konunun muhatabı olduğu için Başakşehir içinden de 3-4 gündür konuşuyorum. Son görüştüğümde şöyle bir olay söylendi. Fenerbahçe'nin devrede olduğu doğru. Yani onu inkar etmiyorlar. Doğru. Ama oyuncunun tercihi Trabzonspor olduğu kesin. O da Abdullah Avcı'dan dolayı değil mi? Evet, hocadan dolayı. Bir de tabii şimdi şöyle düşünmek lazım Aygün. Yani gelecek ve bir şampiyonluk daha yaşayacak Türkiye'de. Yaklaşık 11 küsur senedir burada Edin Visca bir şampiyonluğu yaşadı.
Başakşehir'de yaşıyordu. Bir tane daha yaşayacak. Artı futbolunun da artık olgunluk dönemini de aştı. Son dönemine doğru, son viraja doğru da gidiyor. Önerilen şey güzel. 2 artı 1 yıllık yani 3 yıllık neredeyse şey var. Bir sözleşme süresi var. Orada tabii ki iş yine dönüyor dolaşıyor şeylere kaldı. Bonservis. En son konuştuğumuzda şöyle demiştim ben Kan'a. Trabzonspor'un 3 milyon euroluk bir teklifi vardı. Oyuncunun da bu arada bazı alacaklarını kulübe bırakacağı yönünde şeyler vardı, konuşmalar vardı. Bunlar tamam. Şu son gelen bilgi de tercihi Başakşehir Kulübü. Tabii ki para çok önemli. Onların da biliyorsun küçülmeye gittiğini hepimiz biliyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı eskisi kadar ekonomik olarak çok güçlü değil Başakşehir. Eski dönemlerde biraz daha iyilerdi. Bazı sponsorlardan ekstra şeyleri vardı. Gelirleri vardı ama artık o gelirlerin kapıları kapandı. O nedenle onlar da özellikle maliyetli futbolcuları, ben bir Başakşehir'den bir yetkiliyle konuştuğumda şunu söyledi. Yani yavaş yavaş dedi küçülme politikası, ama şöyle hani geleceğe olan oyuncularla transfer yapacağız. Daha çok böyle maliyeti yüksek oyuncularla da yavaş yavaş yolları ayıracağız. Ki ilk etabı da zaten şeyle yapmışlardı. Deniz Türüç'le yaptılar. Hı hı. Bu yine maliyetli oyunculardan bir tanesi de Edin Visca. Ya şu anki görüntüyle Edin Visca Trabzonspor'a hani bir yüzde verirsek, bana göre %70 Trabzonspor, %30 Fenerbahçe. Bonservis nasıl hallolacak? Yani 4 milyon gibi bir bonservis bedeli konuşuluyor çünkü. Ya şöyle, en son benim konuştuğum, yani bizim kendi Trabzonspor cephesinden de aldığım 3 milyon euro Trabzonspor teklif etmiş. Ve bu 3 milyon euroyu bir, yani 3 taksit halinde ödeyelim, birer milyon euro taksitler halinde ödeyelim diye. İşte orada biraz tıkanıklık oldu ama Trabzonspor yani en fazla ben tahmin ediyorum bir 500 bin euro daha yukarıya çıkar. Daha fazla çıkamaz çünkü sadece transfer edildiğimiz çayla sınırlı değil. Belki şimdi zamanımız varsa onları da konuşacağız senden. Yani evet. Yarın çok daha geniş yapacağız abi. Çünkü bir de Vakayeme'ye sormak istiyorum sana. Edin Visca ile ilgili detaylı bilgileri verdim. Bir de Vakayeme'nin durumu nedir? Malatya maçı kadrosu alınması bekleniyor falan tarzı haberler var. Yarın doğru. Zaten çok detaylı transferlerle ilgili seninle bağlantı yapacağız abi. Tekrar dinliyoruz. Tamam. Buyurun. Şöyle Edin Visca'yı artık yani dilimiz döndüğünce anlattık. Dedik ki yani %70'e %30 Trabzonspor bu transferde çok önde. Çok ekstrem durumlar olursa yani o tablo böyle yarı yarıya düşer. Ama ben hala söylüyorum yani Edin Visca transferinde Trabzonspor çok önde. Onun nedeni de tabii ki futbolcu ve bizim teknik direktör Abdullah Avcı. Vakame'yi soruyorsun. Vakame dün idmana çıktı. Çok keyifliydi. Yani sakatlığını tamamen atlattığı görülüyor. Muhtemelen o fizik gücünü bu hafta toparlarsa ben cuma günü kadroda olacağını düşünüyorum. Bir problem yok çünkü dün ben doktorla da böyle kısa bir görüşme yapmıştım. Daha bugün detaylı konuşacağım. İdman var şu anda. Trabzonspor'un idmanı sabah başladı 11.30'da. İdmanın sonrasında gene bir detaylı görüşeceğiz. Ama şeyin durumu çok iyi. Ben tahmin ediyorum cuma günü kadroda olur Malatya maçında. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi'nin spor müdürü Nihat Erençe vardı. Nihat abi, yayınımıza bağlandığın için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, iyi yayınlar diliyorum, görüşmek üzere. Saygılar. Evet, Nihat abiden zaten yarın bir bağlantı yapacağız. Çünkü çok fazla Edin Visca ile ilgili sorular geldi. Gelen sorular üzerine bir bağlantı yapalım, son dakika gelişmesini alalım istedim. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldi. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.